Regal sunar. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Bu gece yaşanan her şey bir sır olarak kalmalı. Siz o arabaya hiç binmediniz. Bu kazaya karışmadınız. Eğer bunu bir kişi duyarsa kızım da sen de hapse girersiniz. Ömrünüzün sonuna kadar o dört duvarın arasında yapayalnız kalırsınız. Anladın mı beni? Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Allah sizi kahretsin ya. Ya kızım, siz nasıl bu kadar ikiyüzlü olabildiniz? Süsen! 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 Süsen kızım, iyi misin? Ben dikkatliydim. Bir anda önüme çıktı. Gerçekten görmem mümkün değildi. Önüne niye bak? Uzun lan! Hocam bir dur! Hocam bir dur! Polise anlatırsın. Akif amca. Kızım aç gözünü. Akif amca. Aç gözünü kızım. Akif amca. Akif amca, başına dokun benim. İstersen bir problem olabilir başını vurduysa. Oğlum biriniz ambulansı arayın, hadi lan. Tamam tamam, ben arıyorum şimdi ambulansı. Yemin ederim benim bir suçum yok. Alo. İyi olacak. İyi olacaksın. Kışım. Kışım çok acıyor. Alo, arkadaşımız araba çarptı. Acil ambulans lazım. Ya bilmiyorum neredeyiz. Otel var, bir tane kapalı otopark var. Ataköy falan yazıyor işte bir yerde. Acil lazım, acil. Süsen, Süsen korkma kızım, bak iyileşeceksin, tamam? Hadi, hadi güzel kızım. Acil müdahale odasını alalım hemen. Hadi. Benim yüzümden. Bak kahretsin ya. Lan ben nasıl görmedim o arabayı ya? Ben nasıl fark etmedim o arabayı? Ben fark etseydim bu kıza bunlar olmayacaktı. Benim yüzümden oldu şu an ne olduysa. Oğlum birazcık sessiz ol lan. Hastanedeyiz oğlum. Ha ben de görmedim. Ben de görmedim ki oğlum. Bir anda geldi, çarptı adam, nasıl olduğunu anlamadım ki. Beni korudu çünkü. Beni korudu Akif amca. Beni korumak için arabanın önüne attı kendini. Beni korumak için kendini arabanın önüne attı. Ona çarptı işte araba. Yoksa ben olacaktım şimdi içeride. Keşke ben olsaydım. Oğulcan, oğlum tamam. Tamam, üzülme artık. Arkadaşın iyi olacak.
Tamam mı aslan? Tolga'ya her şeyi anlatacağım dedi. Nasıl ya? Leyla'yı mı anlatacakmış? Aradı beni. Dayanamıyorum artık, her şeyi anlatacağım dedi. Ben olmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı Hakim amca. Hepsi benim yüzüm. Ah be oğlum be. Ah be benim güzel oğlum. Siz niye böylesiniz ya? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Kız sana dedi kazayla oldu dedi ya. Niye daha üstüne gidiyorsun kızım? Bu kız katil mi? Neden bunu yapıyorsunuz birbirinize çocuğum ya? Allah Allah. Bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak oğlum. Olmayacak. Korkma. Olmayacak. İnşallah. Bir çenenizi tutamıyorsunuz ki. Bir çenenizi tutsanız. İyi olacak. Bir şey olmayacak ona. Bir şey olmayacak. Tamam. Sakin. Bu yaptığın hesabını vereceksin bana. Bu yaptığın terbiyesizin hesabını vereceksin. Kapat şunu. Baba tamam, bir sakin olur musun ya? Bundan sonra ben ne söylersem onu yapacaksın, anladın mı beni? Ben ne söylersem o. Ne söylersem o. Tamam, tamam öyle tamam. Ne oldu? Güvenlikçi adamı mı öğrendin? Evet. Oğlumun ne kadar ahlaksız birisi olduğunu maalesef öğrenmiş oldum. Hayatımda hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum Sarp. Orhan Bey'in karşısına geçip ne söyleyeceğimi şaşırdım. Terbiyesiz oğlum sana iftira atmış deyince acaba ne hissettim? Hiç düşündün mü? Yerin dibine geçtim. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen ya? Nasıl böyle bir terbiyesizlik yapabilirsin? Böyle bir şımarıklığı nasıl yapabilirsin? Cevap ver bana. Ya ne olur bu kadar büyütme ya. Adam bana takmıştı, takmıştı bana. Tes! Yaptığın terbiyesizliği savunma bana. Ver bakayım şu cüzdanını bana. Cüzdanı ver. Cüzdan mı? Evet. Bundan sonra cüzdanına, kredi kartlarına ve arabana el koyuyorum. Ver. Ver. Ne bu şimdi? Ceza mı veriyorsun bana? Aynen öyle yapıyorum. Sen çok şımardın. Biraz belki burnun sürter. Bundan sonra çalışacaksın da. Alın teri dökmek ne demekmiş? Zavallı insanların hayatlarıyla oynamak ne demekmiş? Belki o zaman öğrenirsin. Okuldan da uzaklaştırma aldın. Bundan sonra yaptıklarının hepsini hesabını vereceksin. Prenslik dönemi bitti. Ben hayatımda çalıştım mı ya? Ben hayatımda çalıştım. Ne çalışması? İşinde gücün bitmiş. Oğulcan, oğlum dur artık ya. Harap ettin kendini. Bir dur artık ya. Ya bir şey olmayacak arkadaşımıza. Ama iyi düşünün, iyi çağırın ki iyi gelsin ya. Sen nerede? Ha? Oğulcan sen nerede? Ne diyor doktor? Ya içeride Süsen. Daha henüz bir şey demedi. Doktor ama iyi olacak oğlum bak. Ya içeri girerken gözü açıktı. Açıktı değil mi? Açıktı şey, canım acıyor dedi. Ne işi varmış senin orada? Ne ara gelmiş? Ya ne işi olacak Allah aşkına ya? Ya gelmedi ya, şeye gelmedi ya işte defileye. Çıkışına gelmek istedi demek ki seni görmek için. Ya da merak etti nasıl geçtiğini. Onun için gelmiştir. Kim yapmış peki? Kim çarpmış seni? Polis ifadesini aldı Ömer. Ama adamı suçlu bulmamışlar. Aslında benim yüzümden oldu. Yani ben müzik dinliyordum, kulağımda kulaklık vardı. O sıra işte arabanın geldiğini falan görmedim. O sırada sön önüme atladı beni korumak için. O sıra araba çarptı işte. Ömer. Oğlum. Bak, Süsen iyi olacak. Güven bana, vallahi iyi olacak ya. Konuşuyordu ama değil mi? İyiydi yani. Konuşuyordu. Konuş.
çalışıyordu. Tamam. Tamam. Takipte kalın. Aa, bu niye gitti şimdi? Kız. Ha? Sen ne yüzüyorsun burada? Patron dedi ki gel ben... Kızım ayrıca sen film izlemiyor musun? Bana öyle bir bilgi gelmedi. İzliyorum da kafam dolu, boş boş bakıyorum, anladığım yok. Sen hala o Elif mezununa mı takılsın? Evet anneciğim, herhalde hala Elif konusuna takığım. Ayrıca senin de benim kadar takık olmamana... ...bu kadar ciddiye almamana inanılmaz şokum, haberin olsun. Ya kızım, ne olduysa o Sarp denen velet yüzünden oldu. Kızcağızın da telefona ihtiyacı varmış, fırsatı kullanmış. Ben acıyorum vallahi kıza. Anası öldü, babası hapiste. Ne yapsın kızcağız? Ben hiç acımıyorum artık vallahi, kimse kusura bakmasın. Ayrıca telefonu yok diye de insan ölmez. Gelip anlatacaktı bize Sarp olayını. Ve çok mu kızdı ona? Nasıl araları? Kızdı tabii ki de. Anneme söyleyeceğim, evden göndersin. Bir daha hayatta onunla aynı evde kalmam falan diyordu en son. Yapma ya. Esah mı? Esah. Zaten bozuk da araları, şimdi daha da nefret ediyor kızdan. Neyse, Asiye'yle apartman temizliği işi aldık. Ona gideceğim ben. İyi, kolay gelsin kızım. Konuşuruz sonra. Konuşuruz. Ay bu Ayla bu kızı evden dışarı atar mı acaba? Yapar mı? Yapar vallahi. Ya anneciğim, sen anlamıyor musun beni? Ha? Anlaşamıyorum diyorum ben sana bu kızla. Anlaşamıyorum. Orhan amcalara yaptığı ahlaksızlık yetmiyormuş gibi bir de benimle uğraşıyor bu pislik kız. Alarmımı değiştirmiş benim. Onun yüzünden sınava geç kaldım diyorum sana. Sen dinlemiyor musun beni? Dinliyorum oğlum. Çok şükür kulaklarımda duyuyor. Ya hayatım. Görmemişsin bile kızı. Nereden biliyorsun onun yaptığını? Belki de günahını alıyorsun. Anne sen şaka mı yapıyorsun ya? Ne demek görmemişsin ya? Kim kalıyor bu evde? Kaç kişi kalıyoruz? Sen, ben, bir de o canavar. Sen yapmadığına göre, ben de yapmadığıma göre kim yapacak? Ya bak rica ediyorum senden anneciğim. Lütfen bak, ne olur. Ne olur gönder onu gitsin bu evden. Bak lütfen. Oğlum ne olur saçmalama artık. Gönderemem. Kız ev işlerinde çok işime yarıyor Berk. Ne kadar zamandır kadın bulamıyorum oğlum, biliyorsun. Vallahi yoruldum artık. Yapamıyorum, yok. Gönderemem. Ya. Ayrıca bu evde ne olup bittiğine hala ben karar veriyorum, değil mi oğlum? O yüzden uzatmayalım. Lütfen. Ya anne, piyasada başka yardımcı mı kalmadı? Bir tek bu kız mı kaldı bu dünyada ya? Ne demek çok işime yarıyor benim? Şaka mı yapıyorsun ya? Çok işime yarıyor demek, çok işime yarıyor demek Berk'cim. Var bir bildiğim, değil mi? Sen anlamazsın. Karışma benim işime. Aa. Ayrıca Şengül Hanım'a ne diyeceğiz? Ha? Kadıncağız o kadar rica etti. Yakını biliyorsun sen de. Olmaz. Çok ayıp olur. Yapamam. Allah'ım ben kafayı yiyeceğim ya. Herkes nasıl sevebiliyor bu kızı ya? Bir tek ben mi sevmiyorum bunu ya? Ne bu ya? Ben onunla aynı evde kalmak zorunda mıyım ya? Yeter. Ne sus. Defolsun gitsin artık, istemiyorum. Zorunda da değilim. Gitsin. Demek bu kadar gitmemi istiyorsun kızıl şeytan. İyi peki. Öyle olsun. Lan oğlum bana bak, bana bak. Ne arkamdan caz yapıyorsun sen benim? Ne söyleyeceksen yüzüme söyle. Ayrıca ben de sana çok bayılmıyorum. İstenmediğim yerde de bir dakikadan fazla kalmam. Gidiyorum. Aa, Elifciğim lütfen ama. Niye böyle yapıyorsun kızım? Sen yanlış anladın. Berk öyle demek istemedi. Aynen aynen. Başka türlü öyle demek istedim ben. Ya Elifciğim, bir an evvel pılını pırtını toplayıp bu evden defolup gider misin? Gidiyorum zaten. Gidiyorum, boş yapma. Pılımı pırtımı topluyorum, hemen gidiyorum. Ayrıca senin gibi uyuz, manyak bir adamla da aynı evde kalacağıma... ...sokakta yatarım daha iyi. Ah, ah! Kızım, olur mu hiç öyle şey? O ne biçim laf? Ne demek sokakta yatarım? Bak, sen gerçekten yanlış anladın. Berk öyle sinirlendiği zaman konuşur, ne dediğini bilmez. Sonra da unutur gider zaten. Oğlum bir şey yapsın da gidiyor kız. Yapacağım anneciğim, yapacağım. Ama önce bırak o bir gitsin. O gittikten sonra ben onun arkasından çok güzel bir kutlama yapacağım. Sen hiç merak etme. Aferin sana Berk. Aferin sana Berk. Şengül'ü aramam lazım. Aferin sana ya. Oh be. Oh şükür gitti sonunda vallahi.
saat oldu mu içeri girelim? Yani söylemek istemiyorum ama oldu evet. Oğlum niye bir şey söylemiyorlar o zaman? Ya siz bana yalan mı konuşuyorsunuz? Ha? Durumu kötü mü bak? Doğruyu söyleyin bana. Ya Ömer bak. Oğlum içeri girdiğinde bilinci açıktı Süsen'in. Anladın mı? Gözleri de açıktı. Konuştu da. Yani neticede ama yani biz de bu kadarını biliyoruz oğlum. Ya, doktor değiliz ki. Yok benim görmem lazım. Ya oğlum bir dur Allah aşkına bir dur Ömer ya. Ne yapıyorsun ya? Bir dur ya artık bir dur ya. Bak oğlum. Bak o içerideki doktorlar var ya. Ha onlar senin kız arkadaşını kurtarmak için uğraşıyor şu an. Bir de seninle uğraşmasınlar. Bir müsaade et ya, bir rahat bırak insanlar işini yapsın ya. Allah Allah. Doktor hanım nasıl durumu? İyi mi? Gerekli tetkikler yapılmaya devam ediyor. Fakat sonuçlar çıkmadan kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Nasıl yani? İyi mi kötü mü bir şey söyleyin bana. Hastamızın bilinci açık. Fakat bu tip kazalarda kafatası ve beyin doku travması yaşayabiliyoruz. O yüzden tomografi sonucunu görmeliyim. Sizden de bu süreçte biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Sağ ol. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi mi dedi, kötü mü dedi ben anlamadım ki. Bu kız kaza geçirdi. Bu kız trafik kazası geçirdi. Böyle kolay bir şey değil Ömer. Yani işte beyin travması falan filan bir şey dedi ama dedi ki hayati tehlikesi yok. Yani bir şekilde iyileşecek. İyileşecek ya, ben inanıyorum ya. Ben Süsen'e inanıyorum. Siz de bana inanın ya. İyileşecek. İnşallah. İnşallah. Ha? Kıza leş gibi davranırken aklın neredeydi oğlum? Aklın neredeydi lan? Şş, ya bir dur Allah Allah. Ömer bir kendine gel artık yeter ya. Siz gençsiniz. Siz gençsiniz oğlum. Küseceksiniz de, barışacaksınız da, susacaksınız da, konuşacaksınız da ama yeter ya. Ya bu adam kötü bir adam değil. Bu adam senin kuzenin ulan, en iyi sen tanıyorsun onu. Ne kadar pişman adama bak bir ya. İlla ki onlar da Süsen'le konuşacaklar. Bir orta yolu bulacaklar, barışacaklar ama yeter, üstüne gitme bu çocuğun da bu kadar ya. Allah Allah. Ömer üzgünüm ben. Oldu zaten. Süsen'e bir daha kötü bir şey söyle, o zaman görüşeceğiz seninle. Üzgün olduğu için böyle davranıyor oğlum. Takılma sen de, sıkma canını. Hem ayrıca sıkma canını çünkü sen iyileşecek. Elif'ciğim. Hay Allah'ım ya Rabbim, eşyalarını toplamış. Elif'ciğim bak sen gerçekten çok yanlış anladın belki. Ben sana söylüyorum, o böyle öfkelendiğinde konuşun ne dediğini bilmez. Sonra zaten unutuverir. Sen ciddiye alma onu, bakma. Hadi, hadi yapma böyle kızım. Hiç umurumda değil ne dediği falan. Hiç umurumda değil. Benim zaten en baştan buraya gelmem hataydı. Tanımadığım, etmediğim insanların evinde ne arıyorsam artık. O yüzden de sana pis, İğrenç, sefil bir gün diliyorum. Aynen, aynen. Haydi güle güle sana. Dur canım, bir dakika bekle. Gitme bir yere. Efendim Şengül. Ne yaptılar, sakinleştiler mi? Gitmiyor değil mi kız bir yere? Ne sakinlemesi Şengül? Kapının önünde tutamıyorum, gideceğim diye tutturdu. Ne yapacağım ben? Baba hayra, ne yapacaksın, ne diyeceksin? O kızı ikna edeceksin, tutacaksın orada. Tamam da nasıl? Nasıl onu söyle bana. O kadarını artık sen düşün. Kızın anasını öldürdün, öksüz kaldı garibim. Bir onu bulacaksın. İkna edeceksin, tutacaksın. Bak yoksa vallahi gelirim oraya ha. İkiniz de kardeşsiniz diye her şeyi açıklarım. Tamam Şengül, tamam. Kapat Allah aşkına, ben bulacağım bir şey. Kızım, dur bekle, gitme bir yere. Bak ben seni bırakamam. Ayrıca hayat hiç steril bir yer değil Elif, tamam mı? Yani öyle ilk zorlukta vazgeçmek olur mu? Her zaman deneyeceksin. Zorluklarla mücadele edeceksin kızım. Olmaz, bırakamam seni. Hadi gir içeri, hadi. Valla bir şey diyeyim mi? Gerçekten acaba siz niye bu kadar önemsiyorsunuz beni? O kızıl kafanın doğru söylediği bir şey varsa o da bu. Paranız var, pulunuz var. İstediğiniz herkesi alabilirsiniz. Dünyada bir tek ben mi kaldım? Niye bana bu kadar taktınız, ben bunu anlamıyorum. Çünkü Elif'ciğim ben
hiçbir zaman vazgeçmeyi seven bir kadın olmadım. Her zaman mücadele ettim hayatta. O yüzden sen de mücadele edeceksin. Öyle ilk zorlukta hemen kaçayım, edeyim falan olur mu hiç öyle şey? Olmaz yani, o yüzden bırakamam. Hem seni böyle bilmediğim bir yerlere gönderemem ben. Kızım nasıl göndereyim şimdi? Lütfen bak beni de anla biraz. Ben de bir anneyim. Bırakamam ben seni. Hem bak ben onun kulağını çekeceğim, sen merak etme. Vallahi sen inan bana, güven. Ben çözeceğim. Hadi, hadi gel içeri gir. Çekeceğim gerçekten. Nasıl yani? Bayağı işte. Kulağını çekecek misin? Annem böyle ben onu kızdırdığımda öyle bir kulağıma yapışırdı ki. Öf, öf, öf yani. Sen de aynısını yapacak mısın? Yapacağım. Çekeceğim ben onun kulağını, sen merak etme. Tamam, halledeceğim. Hadi, hadi ama bak. Bir de şimdi aynı yere gidiyoruz, aynı okula gidiyoruz ama beni arabasına almıyor bu çocuk. Şimdi ben diyorum ki sabahları beni otobüslerde süründürmese mi acaba? Süründürmez. Alır. Arabasını da alır. Onu da konuşacağım. Onu da halledeceğiz. Hadi tamam, hadi gel. Al eşyalarını. Hadi çık sen yukarı. Hadi. Ne oldu? Şartım daha var benim. Benim dersleri kurtarmam lazım. Özellikle fiziği. Bana yardım mı etse? Tamam. Onu da konuşacağım. Derslerine de yardımcı olacak, başka konularda da yardım edecek. Her konuda yardımcı olacak sana. Ben halledeceğim diyorum. Sen beni dinle, bana güven. Ama bak böyle kapı ağzında kaldık. Oluyor mu böyle kızım? Hadi gel, topla eşyalarını, hadi çık yukarı. Hadi, hadi. Gitmedin mi sen? Ben öyle istedim Berk'cim. O yüzden Elif burada kalacak bizimle. Tamam hadi sen de daha fazla uzatma, işine bak. Hadi, hadi oğlum. Ya ne demek kendin işine bak anne? Ne güzel hazırlandı, gidiyordu kız. Ya var ya, ya sana diyecek hiçbir şeyim yok anne. Sana diyecek hiçbir şeyim yok. Oğlum. Hayat steril bir yer değil küçük bey. Ondan her istediğin her zaman olmuyor. Artık bana katlanacaksın. Mecbur. Mecbur. Hadi. Hayır. Hadi kızım. Ay şuna bak, çok tatlı değil mi? O alttaki neymiş ya? Bir alta kaydırsana. Beste ve müzik grubu şarkı yarışması. Düzeltiyorum, 50 bin lira ödüllü beste ve müzik grubu şarkı yarışması. 50 bin mi? Ay Aybike, katılsak mı ya? Ya biz Doruk'la falan zaten katılırız da bak orada grup diyor. Ya Ömer sen falan da mı katılsanız acaba? Hatta çevremizde böyle enstrüman çalan falan birileri var mı? Yani Asiye'cim acaba diyorum beni bu işin dışında mı bıraksanız? Sanki sizin için daha hayırlı olur. Niye ya? Sen ilkokulda çok güzel mandolin çalıyordun. İlkokulda herkes güzel mandolin çalıyor ama Asiye. Bu bir kıstas olamaz. Ya hayır ya, bir şeyler yaparsın işte. Ritim falan tutarsın. Şunu bir açsana, şartlarına bakalım. Asiye. Kızım getirdim suyla Arap sabununu. Artık merdivenler ellerinizden öper. Tamam Naciye abla, merak etme, şimdi her yeri pırıl pırıl yapacağız. E hadi bakalım, kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Hayaller, mikrofon ve mandolin. Hayatlar, kova ve Arap sabunu diyerekten bizi temizliğe davet ediyorum Asiye'cim. Hadi marş marş. Gençler. Haber mi var? Var var. Hatta çok güzel haber var. Arkadaşınızın kafa tomografisi temiz çıktı. Normal odaya alıyoruz. Hay iyi şükürler olsun. Lan anam benim, anam benim. Lan dur. Ah, tövbe yarabbim ya. Peki yani böyle bir yerinde bir kalıcı bir hasar falan bir şey yok değil mi? Sağlam yani. Kolunda bir çatlak var. Bir de kısa bir sürede olsa boyunluk takması gerekecek. O kadar. Tamam canım. Süs halleder onu.
Çok sağ olun doktorum. Rica ederim, biz görevimizi yerine getirdik. Peki görebileceğiz mi? Kendisini ne zaman göreceğiz? Hemşire hanım. Hemşire hanım size odayı göstersin. Tekrardan çok geçmiş olsun. Tabii. Çok teşekkürler, sağ olun. Buyurun burada. Hadi bakalım. Sen... Ömer. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Süzi, çok geçmiş olsun. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kahramanlık işi sana yaradı ha. Resmen arabanın önüne atladın be kızım. Yani eğer sen atlamasaydın o arabanın önüne, belki de ben yatıyor olacaktım şu an bu yatakta. Ya da belki de yatmıyor olacaktım. İşte o yüzden bundan sonra ömrümün geri kalanını seni koruyarak geçirsem anca borcumu öderim herhalde. Tolga lütfen böyle söyleme. Sana da bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Yok yok. Tamam bir şey demedim. Tamam ya. Ne kadar da şimdi böyle dertli dertli konuşuyoruz. Ne gerek var? Ne gerek var yahu? Tamam artık birazcık mutlu olalım ya. Süzenimiz kurtuldu. Bunu düşünelim, bunu konuşalım. Buna sevinelim ama yani artık... Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fakat yemin ediyorum çocuklar bela para töneri gibisiniz ha. Nerede bir dert var, nerede bir tasa var, nerede bir sıkıntı var, zıt. Geliyor sizi buluyor, olacak iş değil ya. Süsen çok geçmiş olsun. Canın acıyor mu? Biraz. Sıkıntı yok, o da geçecek. Ben ilaçlarını falan da soracağım doktora. Kontrol de gider gelir. Bunu da atlatacağız sevgilim. Tamam mı? Tamam. Sen ne yapıyordun defilede? Benimle konuşmaya mı geldin? Benim yüzümden mi oldu? Hayır, senin yüzünden değil. Ben Tolga ile konuşacaktım aslında. Anlamadım. Ne konuşacaktın benimle? Ömer'le Susan küs ya şimdi. Heh. Tabii defileye gelemedi. Onu da çok merak etti tabii. Değil mi? Onu soracaktın. Defilede neler yaptığımızı. Tabii. Tabii ama yani bak ne kendi ağzınızda söylüyorsunuz. Vallahi billahi bakın çocuklar küslük çok kötü bir şey. Küsmeyin birbirinize. Üç günlük dünya mutlu mesut yaşayın artık yeter. Vallahi mürebbiye gibi peşinizde koşmaktan ben yoruldum ya. Artık bir yeter ya bir. Bu nedir ya? Tövbe ya Rabbim ya Resul. Tamam işte bak iki dakika. İki dakika sadece erken gelsen göreceksin. Ömer'ini göreceksin. Hadi artık bunlara birazcık dikkat edin. Rica ediyorum ya, siz de büyüdünüz artık ya. Aa. Merhaba.
Asya arıyor. Aramıştım da geri arıyor şimdi. İyi olduğunu söyleyeyim. Ya Barçın ya. Oğlum benim dilim damağım kurudu. Sabahtan beri koşturuyoruz yarış atı gibi. Vallahi yani bir git su al, mual kantinden bir şeyler al da bir içelim kendimize gelelim ya. Bu kızcağızı da vişne suyu falan al. Vitamin lazım. Hadi. Aynen. Alayım. İyi bakmamız lazım. Şüphesiz. Şişan sen ne yapıyorsun? Hı? Sen ne yapıyorsun? Güzel kızım hala mı akıllanmadın? Yahu yeter ya. Yeter ya, başına bunlar geldi, ölümlerden döndün. Hala diyorsun ki Tolga seninle konuşmaya geldim. Ya unut artık. Bitti, kapansın şu konu, rica ediyorum ya. Başımıza gelmedi, kalmadı ya. Tamam, bitti, bitti. Susan, ben senin çektiğin vicdan azabına inanıyorum. Gerçekten bak. Hani kimseye söylemek zorunda değilsin. Söyleme, tamam? Vallahi ben de susayım susayım diyorum ama şurama kadar geldi artık yani. Sende de var hata. Sende de var hata oğlum yani hani. Ya bu kızın vicdanından sen nasıl şüphe edebiliyorsun ya? Bu kız 3 gün daha doğmasa vicdan olarak doğacakmış zaten ya. Bir melek, kanatları eksik bir melek bu ya. Artık yeter çocuklar, vallahi yeter. Yıldım ben, yıldım ya. Bak ne demiş şair? Dün demiş, dünde kaldı cancağızım demiş. Artık yeni şeyler söylemek lazım demiş. Şu dünü bir unutun. Bugüne bakın, yarına bakın. Öyle değil mi ya? Ya ben seni çok özledim. Sarılayım mı? Hayır, sarılma. Sarılırsan daha çok ağlarım. He. Sarılmadan öpeyim. Ağlama. Böyle ya. Aradığımız enerji bu işte. Bravo. Bitti gitti. Asiye'yle Aybüke de çok geçmiş olsun diyor. Ben kazayı duyunca tabii kafam gitti. Haber veremedim onlara. Gitti gitti, vallahi gitti. Ömer'i kafa gitti. Ya neler yaptı ya. Halif topuna döndü, böyle bir gözünün akı çıktı ya. Vallahi acilde senin yanına bunu yatıracaktık. Az daha kalsa yanına bunu yatıracaktık yani. Artık nasıl seviyorsa, bu çocuk seni nasıl da çok seviyorsa böyle ki bence çok seviyor. Seviyor musun lan? Seviyorum tabii. Seviyor. Zaten birbirinize çok yakışıyorsunuz. Çok da layık. Layıksınız. Necati Bey, benim banyodaki musluk çok fazla su akıtıyor. Yarın sabah dükkanı açmadan bir baksam mı? Olur abla, uğrarım. Peki borcum ne kadar olur? İşçilik 150 lira alıyorum. Kullanılacak malzemeye göre fiyatı söylerim abla. Tamam o zaman, sabah bekliyorum. Tamam. Hayırlı işler Necati. Buyur Orhan abi. Tamirat mı gerek diyeceğim ama senin elinden her iş gelir abi. Hayırdır? Yok ya, şunu gördüm de sen niye devrediyorsun burayı, hayırdır? Abi, anam çok hasta. Köye yanına taşınacağız. Yoksa altın yumurtlayan dükkanı hiç vermek istemiyorum ama ne yapalım? Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Kaça devrediyorsun burayı? 40.000 abi. Ama sen düşünürüm dersen 3-5 şeyler inerim. Ya düşünürüm, düşünmesine de. 40.000 bende ne arar ya Necati? Neyse. Hadi tutmayayım seni. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ulan 40.000 liram olsa şurayı devralsam ne güzel ya. Dert yok, tasa yok, kavga yok, gürültü yok. Oh. Ömer mi yanında şimdi Süsen'in? Aynen oğlum. Ömer kalıyor. Oğulcan da orada. Zaten yarın sabah da taburcu eder doktor. Öyle dediler. Ay çok geçmiş olsun vallahi. Yani Akif bir kazaydı, belaydı. Üstümüzden gitmiyor. Aynen. Aynen Neboş'cum. Ha? Öyle kaza bela konuşmasak mı yani çocuk var? Neboş'cum siz neler yaptınız bakayım bugün? Vallahi işte biz de defileden sonra Hande ile Sema'nın anneannesinin evine gittik. Ya. Evet. Defilede topladığımız paraların hepsini Sema'nın anneannesine verdik. O kadar sevindi ki. Artık Sema okuldan gitmeyecek. Gerçekten mi? Evet.
Çok teşekkür ederim ne boştaydı. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Canım benim, canım. Biz de seni çok seviyoruz. Sen de iyi ki varsın. Gel. Ne oluyor oğlum öyle üfmüş? Berk. Biraz canı sıkkın da bu ara. Niye? Hayırdır? Ya Ayla teyze ev işlerine yardımcı olması için Elif diye bir kız almış evlerine. He. Hatta bizim okula da burslu yazdırmış. Ama Berk asla anlaşamadı kızla. Aa, Ayla. Ayla yapmış bunu. Evindeki yardımcıyı burslu okula yazdırmış. İşte Ayla. Neboş'un başına taş düşmüştür, bir şey olmuştur. Belli olmuyor ki kadının ne yapacağı. Hiç mi anlaşamıyorlarmışım? Çok mu kötüymüş araları? He. Berk mesaj atmış işte şimdi. Ya Elif gidecek evden diyor ya ben. Yalnız haksız da değil ha. Kız bayağı bela bir tip. Resmen Şengül teyzenin son dakika golü yani. Şengül ne alaka ya? Ya ne bileyim işte onun bir akrabası mıymış, bir yakını mıymış o getirmiş evlerine. He. Demek ki Şengül'ün de parmağı var bu işte. Ne iş o Akif? Ne parmağı? Ya işte şey, burs, çocuğa burs vermeler, işte iş bulmalar falan ondan bahsediyorum hayatım. Ne olacak başka? De afiyet olsun. O zaman yarın taburcu olduktan sonra bunlara başlıyoruz. Evet, aynen öyle. Ama ilaçları özellikle tok karnına almaya dikkat etsin, olur mu? Çünkü çok fazla mide yoran ilaçlar bunlar. Tamamdır, ben kontrol edeceğim, merak etme. Tekrardan geçmiş olsun. Çok sağ olun. Kuzi, birazcık konuşabilir miyiz? Konuş. Hani ben Süsen'e kızgındım ya, azıcık da böyle tripliydim. O trip atmanın da ötesinde bir şeydi de, dinliyorum. İşte aramızdaki sorun Afra ile ilgiliydi. Afra mı, ne alaka? Süsen Afra'nın gideceğini biliyormuş Almanya'ya. Bana söylememiş. Buydu ya. Sen kıza bu yüzden mi öyle davranıyordun? Yani eğer bana söyleseydi ben belki gitmesini engelleyebilirdim. Yani bence yapardım sanki. Yani engelleyemezdim de en azından hazırlıklı olurdum. Tabii. Olabilirdim. Yani böyle düşününce şimdi anlayabiliyorum seni tabii. Ama niye bana söylemiyorsun oğlum? Dünyanın en büyük sırrı falan değilmiş ki bu. Evet yani çok büyük bir sır değil. Söyleyebilirdim. Oldu o zaman, ben söyledim de sana. Hadi. Şişt, gel buraya. Gel. Gel derken? Neyse ne, önemli olan barışmanız. Oğlum bak, ben ikinizi de çok seviyorum. Yapmayın bir daha böyle, aranızda kalıyorum ya. Bir daha küslük müslük yok, tamam mı? Barıştık mı? Ha. Kızgın değilsin yani şimdi bana, değil mi? Değilim. Öyle vurma falan da yok. Yok, bir şey yapmayacağım. Ne yapsam ki? Gel. Harbi mi? Gel. Heh. Çok özledim oğlum. Vallahi çok özledim. Geleceksin. Ben de seni çok seviyorum. Değil mi? Oh. Vallahi çok ucuz kurtulmuş kızcağız. Ölümlerden dönmüş ya. Ya Ömer de öyle dedi telefonda. Bu kadar hafif atlatması mucize dedi. Vallahi ben ne yapacağımı şaşırdım ha. Toplu kurşun mu döktürsek bize? Ya da ben gideyim içeride çörek otu falan mı kavurayım, ne yapayım ya? Anneciğim, biz dünyadaki bütün kurşunları bulalım, üstümüze dökelim. Biz beladan kurtulamayız. O belalar yine döner dolaşır, birimizi bulur yani. Doğru diyorum kızım. Ha? Aldın mı ekmeği Orhan? Oho, kime diyorum? Sağ diyorum Orhan, aldın mı? Ha? Ha? Ya duymadım seni, kusura bakma, dalmışım. Daldın, neye daldın? Ya şu bizim fırının karşısındaki Necati yok mu, tesisatçı? Onunla konuştum da gelirken.
Anası hastalanmış. Köye onun yanına taşınıyorlarmış. Dükkanda devrediyor. Sen niye bu kadar dertlendin ki buna? Ya kızım, o dükkanı ben devralsam var ya, ne çalıştırırım orayı biliyor musun? Ah. Doğru diyor babam vallahi. Seyirler var ki bu eve ne tesisatçı girdi ne tamirci. Her şeyi baban yaptı. Her iş geliyor adamın elinden. Yani çok iyi fikirmiş amca ama kaça devrediyor ki? Yani biriktirebilir miyiz? Yok be kızım, nerede? 40.000 istiyor ya. Oy oy oy, küçücük dükkana mı istiyor 40.000'e? Ya ne olacaktı kızım? Devir değişti artık, fiyatlar böyle. Ama çokmuş hakikaten ya. Evet çok. Yani bizim toparlayabileceğimiz bir rakam değil maalesef. O yüzden hiç hayalini bile kurmadan kapatalım mevzuyu, hadi. Aman boş ver be Orhan'ım. 40.000'imiz yok ama kuru fasulyemiz var, pilavımız var. Yanına da turşuyu koyduk, mumisler gibi yeriz. Dert etme be Orhan'ım. Kalkın kızlar, bana yardım edin. Boş boş oturmayın. Hadi. Hadi yiyelim, hadi. Tutalım da yiyelim. Yemeğe inelim mi? Yemeyeceğim ben. Hatta artık bu evde ne yemek yiyeceğim ne su içeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Herifin bana yaptığı atara bak ya. Sanki her şeyi bana lütfediyor. Ben senin oğlunum be. Oğlunum ben senin. Ne oluyor ya? Hayırdır? Ne olacak? Babam yine saçmalıyor. Bütün kartlarıma, arabama, parama, her şeyime el koydu. Oha. Gerçekten mi? Evet. O adam işinden oldu diye bana çektirdiği eziyete bak. O da yetmezmiş gibi 2 gün okuldan uzaklaştırma almış. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin hepsini. Olsun be abi. Yani şöyle düşünelim. Bence yaptığın şey çok sağlam bir entrikaydı. Ben hakikaten seni takdir ettim. Tamam, belki yakalanmasaydın daha iyi olacaktı ama yine de öyle düşün. Allah Allah. Sen o sülaleye yapılan bir entrikayı takdir mi ettin? Hayırdır, başımıza taş mı yağacak? Ha? Dünyanın sonu mu geldi? Ne oluyor? Depilede mi bir şey oldu? Ne oldu işte bir şeyler ya, boş ver. Ne oldu kızım? Anlat bakayım. Ya çok güzel bir elbise vardı ve onu Asiye giydi. Yani aslında ben giyecektim. Modacı kadın öyle istemişti, öyle planlamıştık. Her şey hazırdı. Daha sonra Doruk çıktı, işte benim sevgilime daha çok yakışır falan dedi. Öyle olunca da her zamanki gibi Asiye hazıra kondu. İşte öyle. Sinir oldum ya. Ay bir de görsen, ya çıldıracaktım ya. Kız podyumda yürüyemedi bile. Sinir oldum hepsine. Gördün değil mi ne kadar ikiyüzlü olduklarını? Gördün değil mi birbirlerini nasıl kolladıklarını? Ben sana diyorum kızım ya, bu insanlar böyle. Bu kadarlar bunlar. Lütfen kendini ezdirme onlara, lütfen. Bulaşma artık ya. Senin burada abin var aslan gibi ya. Onlara mı kaldı? Gel bakayım yanıma. Gel. Hı? Abisinin gülü. Düzeleceğiz be. Oh, iç. Tamam. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ne demek efendim, rica edersin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Daha iyisin değil mi? Azaldı ağrıların. Hı hı. Daha iyiyim. Ya ama sen böyle çok yoruldun ya. Yatak falan da yok. Gerçekten üzülüyorum. Ya yok kızım, iyiyim ben. Rahatım, merak etme. Emin misin? Ya eminim. Bana yatak lazım değil zaten. Biliyorsun, şuna otururum ben, kafayı da dayarım. Misler gibi uyurum. Boş ver. Ananı babana haber verdin mi? Sonra kızmasınlar. Yok, kızmazlar. Onlar benimle öyle o kadar ilgilenmiyorlar. Kızmazlar yani. Yok ya, ilgileniyorlardır. Sen abartıyorsundur. Babamın işleri çok yoğun. Yurt dışında zaten, biliyorsun. Orada eşi, ilgilenmesi gereken başka çocukları var. Yani anlayacağım, benim de üvey kardeşlerim var. Henüz görmesem de var, biliyorum yani. Annem... Annem sevgilisiyle seyahat ediyor her zaman. En son Kanada'ya gitmişlerdi. Şu an neredeler ben de bilmiyorum. Anlayacağım. İkisinin de benimle ilgilenmekten daha heyecanlı işleri var.
Ya zaten boş ver ya. Gelselerdi şimdi sığmayacaktık buraya. Sıkıntı mıkıntı olacaktı, yatamayacaktı bırak. Ben varım. Ben yeterim hepsine. Boş ver. Bu arada Oğulcan bana her şeyi anlattı. Afra'nın gideceğini biliyor musun? Söylememişsin falan. Ondan çok sinirlenmişsin. Yani böyle düşününce de çocuğa hak veriyorum. Yalan yok. Ya Afra onun kırmızı çizgisi sonuçta. Ama benden bir daha bir şey saklamak yok, tamam mı? O zaman affetmem seni ha. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl ya? Kaza geçirdi diye bile gelmedim ailesi. Evet vallahi. Ömer aradı gece söyledi. Ben şok oldum. Of, inanamıyorum ya. Çok üzücü. Ya sence buraya böyle onun uzanabileceği, dinlenebileceği bir yer hazırlasak rahat edebilir mi acaba? Eder yani. Şu an zaten rahat etmekten çok yalnız hissetmemeye ihtiyacı var bence. O yüzden ne yapsan olur sanki. Aynen. Annem de çorba yapmıştı. Getireyim buraya da sıcak yemek bulunsun siz de bari. Ha, iyi olur ya. Ya Ömer de avans aldı, patates almıştık ama ben de patates yemeği yapacağım. Seven bilmiyorum. Sever sever, niye sevmesin? Ha, bu arada Doruk'u da çağırdım şu müzik grubu işi için. Hadi ya, iyi gelsin gelsin. Ne güzel olur kazanırsak Asiye ya. Babam da çok sevinir. Vallahi inşallah kazanırız ya. Ben de çok istiyorum. Bakalım. Bir yerin acısı söyle bana, tamam mı? Tamam sevgilim. Hiçbir sıkıntı yok. Sen hiç merak etme. Olsun, sen yine de söyle. Görün artık be. O kadar da kısa değilim. Oğulcan çok teşekkür ederim ya. Seni de çok uğraştırdım. Ya yok kızım, saçmalama. Olur mu hiç öyle şey? Sonuçta bir tatil gününde yataktan kalkıp önce sahilde bir, iki, üç, dört, beş tur atmış olabilirim. Ondan sonra da en yakın arkadaşımı hastaneden almaya geldim. Bundan daha güzel şey mi olur? Hiç sıkıntı. Hadi bin. Olsun, ben yine de söyleyeyim de. Ha şöyle ya. Aferin size, bir daha küslük müslük yok. Biz zaten üçlü daha iyiyiz biliyor musun? Yavaş, yavaş. Aferin. Ha. Çok güzel. Hadi. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Oğlum Ömer, ekstra bir şey yapıyorum. Tamam, yavaş. Çık. Yavaş sür yavrum. Tamam yavrum. Oğulcan yavaş kullan. Oğulcan! Rahatsın değil mi sen? Rahatım rahatım, şu an çok iyi. Ya ikinize de çok zahmet verdim gerçekten. Onca işinizin arasında benimle uğraşıp duruyorsunuz. Hüsnü'nün pek bir resmisiniz zahmet Mahmet. Kızım ben senin sevgilinim. Düşünme böyle şeyleri, rahatına bak. İyi tamam. Oğulcan bak, şu ileriden döneceğiz. Oğulcan şuradandı işte. Ya bu yol benim evime çok ters, çok uzatıyor. Uzamaz uzamaz, merak etme. Ya uzatıyor, evime giden yolu biliyor musun Oğulcan? Sevgilim sen de bir şey söylesene. Ya senin eve gitmediğimiz için bir problem yok ya. Sen keyfine bak. Nasıl yani? Benim evime gitmiyoruz derken? Bizim eve götürüyorum seni demek. Sen iyileşene kadar ben kendi ellerimle bakacağım sana. Ömer saçmalama, öyle olur mu ya? Ya ben gerçekten çok zahmet veriyorum, lütfen. Bak hala zahmet Mahmet diyorsun ya. Benim kimim kimsem olmasa bakmayacak mısın sen bana? Ha? Öküz. Oğlum çok patavatsızsın ya, hiç bana çekmemişsin. Ya o anlamda demedim ben. Özür dilerim. Yok. Haklısın aslında gerçekten. Kimim kimsem yok. Ama ben bu duruma bayağı bir alıştım. Yani öyle sakın ha, acıyan gözlerle bana bakmayın. Bozuşuruz. Yok yok, hiç acımıyorum, merak etme. Benim böyle bir arabam olsa hiç acımam şahsen.
Oğlum her şey para mı ya? Yani aslında bunun içinde aşk da olması lazım ama bende olmadığı için sadece para. Ama para için sizden vazgeçmem, merak etmeyin. Sağ ol ya 18 yıllık kardeşim, canım, kuzenim. Sağ ol ya. Zahmet olacak. Güya iyi bir şey dedi ha. Merhaba. Vallahi Akif'cim, bayağı güzel bir yermiş mekanın. Gayet iyi bir yere kapak atmışsın kardeşim. Hey abi, bize de bu yakışır ha, Tahsin abi. Abim bir şey diyeceğim ya. Sen nasıl bir organizasyon için yer bakıyorsun ki? Yani nişan mı var, düğün mü var, ne var? Maksadın ne yani? Maksadı kazanmak. Yani senin en sevdiğin şey. Yalnız Akif'cim, burası çok ortalık. Bana uymaz. Bana şöyle daha boş, daha büyük yer lazım. Şöyle geniş masalar koyabileceğim. Bir de böyle ayak altı olmayan. Abacan arkadaş, saklambaç mı oynayacaksın ya? Tövbe estağfurullah. Ha? Ne dedin sen? Var mı senin öyle bir salonun ha? Var, var, var. Var abi, var. Var, bizim alt katta böyle büyük bir alan var ama yani hem sapa hem ışık almıyor, bilemedim. E ne güzel işte. Hem sapa hem alt katta. Müthiş bir şey. Hadi gidip bakalım, göster bana. Gel. Hadi buyur. Buyur. Geç, geç, geç buyur, geç, abi. Geç, gel, gel, gel abi. Oo. İşte budur yahu. Tam da istediğim gibi. Artık bundan sonra beraberiz ve operasyona başlıyoruz. Ya Tahsin abi, sen operasyon operasyon diyorsun da ne bu operasyon? Ben anlamıyorum ki, nedir operasyon, nedir ya? Yahu hani senin de geldiğin, birlikte kumar oynadığımız mekan vardı ya. He. Orayı polis bastı, kapandı. Sonra biz de civarda bir iki yer daha denedik ama çok ayak altıydı. Olmadı, yürümedi oralarda bu iş. Ama burası müthiş bir yer. Sen harikasın Akif'cim. Ya Tahsin abi ya. Sen kumarhane mi diyordun? Ya baştan söylesene şunu be abim be. Ya bizi bu kadar yordun. Olmaz. Olmaz. Kumarhane olmaz abim. Burası kumarhane olmaz ya. Yok, unut. Olmaz mı? Ne demek olmaz? Gayet de güzel olur bence. Bak masa, krupiye, müşteriler, rulet hepsi benden. Mekan da senden. Hem alacağın kirayla ihya olursun, ihya. Abicim olmaz diyorum, olmaz yahu. Kulüp burası, kulüp. Buranın gireni çıkanı çok, ortağı var, şeyi var. Ya aman olmaz ya. Boşu boşuna yorulduk. Baştan söylesene şunu ya. Yahu Akif, geç saatte oynatacağız. Kulüp kapandıktan sonra nereden bilecekler? Ayrıca unutma ki kasa hep kazanır. Bu işte de kasa biz olacağız, biz. Ucunda çok güzel para var. Sen zaten seversin kolay parayı. Abi ben zor parayı da severim yani. Kolay da severim. Ben genelde ben para severim yani. Hani pek çok kişiden daha çok severim hatta parayı. Ama işte burada olmaz. Keşke olsa. Olsa dükkan senin diyeceğim. Dükkan da senin olamıyor. Şu anda haliyle, anlatabiliyor muyum? Olmaz yani. Olur mu diyorsun? Olmaz ya, yok. Tamam, neyse. Ben daha fazla ısrar etmiyorum, tamam? Eğer fikrini değiştirirsen beni ararsın diyelim o zaman, tamam? Allah gençler, sevgilim bana koşarak aya çıkıyoruz desin. Sırf o yanımda diye bir an bile tereddüt etmem. O yüzden siz düşünün yani o müzik yarışması işlerini. Yani gençler, ben de müzik yapma fikrinde pek ısınık olmasam da babam dükkandan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını gördüm. O yüzden ben varım. Güzel. Sen ne kadar demiştin Ödül Asiye? 50.000. Dükkanı da 40.000 liraya devrediyorlarmış. O yüzden aslında amcam için gireceğiz yarışmaya. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani benim kulağım, benim müzik kulağım diyeyim, sıfırın bir tık altında da. O yüzden ben hiç sizin gruba dahil olmayayım diyorum. Yani ne bileyim, getir götür işleri olur, sizin şoförlüğünüz olur falan, onları yapayım ben. O da olur, sen bilirsin. Süper. Sen Barçın, senin nasıl müzik kulağın? Ya gençler, benim aslında böyle 9 yıl kadar nefret ederek çaldığım bir piyano geçmişim var ama eğer siz o kadar istiyorsanız sizin için bir klavye falan çalabilirim grupta. Gerçekten mi ya? Niye bu zamana kadar hiç söylemedin bize? Ya ne bileyim işte, hani siz sormadınız. Ben de o yüzden söylemedim herhalde.
Yani 9 yıl da istemeye istemeye çalmak iyiymiş. Ya Ebikeciğim, bizim durumları biliyorsun. Bizim bütün kurallarımızı babamız koyup fo kaldırdığı için öyle çok seçme şansımız olmuyordu aslında. Haklısın sen de. Bu arada gençler, bizim acilen bir şarkı bestelememiz, yarına kadar da videoyu çekip yollamamız gerekiyor. Yani sizce yetiştirebilecek miyiz? Deneriz bence ya. Yaparız, deneriz. Biz yetiştiririz. Geldiler galiba. Hadi bakalım. İnanmıyorum size. Bunlar benim mi? Çok teşekkür ederim. Vallahi Süsi'cim, bu kadar az bile. Senin sayende buradayım sonuçta. Ama sen şimdilik bununla idare ediver. İyisin sen değil mi? İyiyim, iyiyim. Sizi böyle bir yerde görünce daha iyi hissettim şu anda. Biz de seni böyle sapasağlam gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok büyük bir olay atlattın. Vallahi kötü günler geride kaldı. Şimdi daha güzel günlerdi. Oo, barışılmış sonunda. Tamam, sevgilimi daha fazla yormayalım. Seni de yavaştan makamını alalım. Haydi. Benim makamım mı var? Sakın oturayım deme. Lan tuzak mı kurdun sen? Hayır, olur mudur? Ahmet, Sarp'a çalışacağını söylemişsin. Ne demek oluyor bu? Çalışacak demek oluyor. Olmaz. Olmaz yani, benim oğlum alışkın değil böyle şeylere, çalışmak falan. Hem okulu var, dersleri var. Kulüpte çalışacak. Ders saatlerine göre bir ayarlama yapacağız. Bu arada sen de çalışmaya başlasan bence çok iyi olur. Hı? Bu nereden çıktı şimdi? Şevval, sen farkında mısın? Biz boşandık. Kendine yeni bir hayat kurman için, bu evden çekip gitmen için bir iş bulman gerekiyor. Ha, ben iş bulayım. Sen de Suzan'la istediğin gibi vakit geçir, öyle mi? Of Şevval ya. Ben ceketimi almaya gidiyorum. Sen de hazırlansan iyi edersin. Sana bir iş görüşmesi ayarladım bugün, tamam? Ya ben çalışmak istemezsem Ahmet Bey? Sana para harcayacak bir kocan yok artık. İstesen iyi edersin. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Şu küçücük evde de misafir etmediğiniz kimse kalmadı ha. Ben bile kaldım. Harbi. Bir de düşün, kocaman bir apartman dairesine geçtiğimizde kimler kimler kalacak. Tabii onun için bir piyango falan çıkması lazım bize. Ya aşkım, Orhan amca okuldan ayrıldığına göre hala yeni iş arıyor değil mi? Evet ya. Zaten yarışmaya da o yüzden katılıyoruz ya. Kazanacağımızın garantisi yok ama neyse. Tabii. Yani ona güvenmemek lazım. Yarışma sonuçta. Ya Orhan amca bu tamirat, tadilat işlerinden anlıyor muydu? Anlar. Benim babamın elinden gelmeyecek iş yok. Boya badana yapar, tamirat yapar. Ne diyorsun sen ya? Boya badana da mı yapıyordu Orhan amca? Vallahi bilmiyordum ben. Ya biz kaç gündür evin boya badanası için boyacı arıyoruz ama bulamıyoruz. Hadi ya. Vallahi bak. Da. Orhan amca kabul eder mi ki böyle bir şeyi? Yani ona sormak lazım, yapar. Niye yapmasın? İş sonuçta. İş yani, bu da bir iş sonuçta yani. O zaman ben gideyim annemle konuşayım. Gününü belirleyelim. Ama bence hemen yarın kesin gelsin der, çünkü ne zamandır bekliyor da. İyi, o zaman sen git annenle konuş, kesinleştir. Ben de babama söyleyeyim. Süper sevgilim, anlaştık o zaman. Hazır Orhan amca Şengül teyze de etrafta yokken, ortam buna çok müsait. Ne? Oo, sevgilimi yanağından kocaman öpüp yanından öyle ayrılmaya. O zaman bir kere daha. Sen iste yeter. Aşkım benim. O zaman ben gidiyorum. Annemle konuşayım hemen bu durumu, sonra paslaşalım beraber, olur mu? Olur, tamam. Hadi görüşürüz o zaman, görüşürüz. Aşkım dur. Ver onu, ben yıkarım. Hadi haberleşiriz. Hadi dikkat görüşürüz. Et kendine. Ya çok utanıyorum. Böyle sizi yerinizden etmiş gibi oldum. Bütün düzeninizi bozdum ya.
Ya biri şu hanımefendiye saçmalama, öyle bir şey yok diyebilir mi? Ben diyeceğim de kırmaya kıyamıyorum. Ya biz senin burada olmandan gayet mutluyuz. Sen rahatına baksana. O zaman biz de beraber kalıyoruz ha? Evet. Bütün gece horlama dinleyeceğim şimdi. Yok öyle bir şey ya. Oğulcan abi, sen müzik yarışmasına horlamayla mı katılacaksın? Hiç komik değil, biliyorsun değil mi? Abinle biri olmuş, ben dalga mı geçiyorum? Ne yarışması bu? Şöyle bir planımız var. Hep birlikte müzik yarışmasına giriyoruz, kazanıyoruz ve amcama tesisatçı dükkanı tutuyoruz. Yani katılmak tamam da kazanmak biraz iddialı sanki ya. Ya oğlum, heves etmişiz işte. İyi diyelim, iyi olsun. Boş ver. O zaman gitarda Doruk Atakul, vokalde Asiye Eren, klavyede Tolga Barçın, davulda Ömer Eren. O zaman menajeriniz olarak da geri kalan bütün planlamayı ben yaparım. Ne kadar vaktimiz var? Yarın akşama kadar. Vaktimiz yok yani. Gençler, ben de bu arada klavye çalarım falan dedim ama biz nereden bulacağız o kadar aleti? Bir de öyle bir problem var değil mi? Ya ben onu düşündüm ya. Burak Hoca'dan isteyeceğim. Müzik odasında her türlü enstrüman var. Ne güzel düşünmüşsün sen yine ya. Gençler, saadetinizi bölmek istemem ama bak saat kaç oldu Ömer? Bizim gitmemiz lazım artık, hadi. Tamam. Bak, kımıldamıyorsun. Bir yerin falan ağrırsa da beni arıyorsun hemen, tamam? Tamam sevgilim, ne olabilir zaten. Biz buradayız Ömer. Oy fıstığım benim. Kızlar, aşksınız. Beyler. Yani Ahmetciğim, kısaca Şevval Hanım'ın yurt dışındaki halkla ilişkiler tecrübesi bizim için çok kıymetli. Markamıza da değer katabilir. Ben de zaten onu bildiğim için seninle görüştürmek istedim Akın. Yani yurt dışına ne kadar açılmak istediğinizi bildiğim için. Ay ay. O zaman işleyişle anlaştığımıza göre detayları konuşabiliriz. Var mı özel bir talebiniz? Duymak isteriz. Vallahi Akın Beyciğim, ben haftada 3 gün çalışırım. 3 gün mü? Nasıl 3 gün? 3 yani. Sonuçta 4 günümü aileme, pardon, çocuklarıma ayırmak istiyorum da. Yani böyle bir pozisyon 3 günlük mesai yeter mi? Açıkçası bilemedim. Şevval, bu çok kabul edilebilir bir istek değil yalnız, değil mi? Tabii yani hani ben kimseyi zorlamak istemem. Sonuçta benimle çalışmaya mecbur değilsiniz. Ayrıca maaş artı prim, 2 ayda 1 çift maaş. Bir de tabii şoförlü araba olmazsa olmazlarımdan. Yurt dışı tatillerimi de şirketin karşılamasını istiyorum. Yurt dışı. Evet Ahmetciğim. Ha tabii, yurt içi tatillerini de. Çok iyi ya. Gerçekten. Şevval'cığım, böyle bir iş varsa bize de pasta, biz de çalışalım. Çok mutlu oluruz yani. Değil mi? Gerçekten hayretler içerisindeyim. Akın, biz seni daha fazla meşgul etmeyelim. İlgin alakan için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek Ahmetciğim. İyi günler size. İyi günler. Ayağınıza sağlık. Hadi Şevval, hadi yürü. Şevval, sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne bu şımarıklık? Ne şımarıklığından bahsediyorsun Ahmet? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Bana bak. İçerideki görüşmeyi sabote etmeye çalıştığını anlamadığımı zannetme. Salak değilim ben. Ay ne alakası var ya? Ya şartlarımız uymadı diyelim. Şartlarımız uymadı öyle mi? Sen onu benim kulağıma anlat. Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. İşsiz, parasız, evsiz, mağdur edebiyatı yapıyorsun bana. Niye? Çünkü kendini, çocuklarını acındıracaksın da ondan. Değil mi? Bundan sonra ne halin varsa gör. Kendi işini kendin bulabilirsin Şevval. Benim Sarp'la buluşmam lazım. Yakut kulübe gelecek. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ahmetciğim, görüşürüz. Bir saniye daha çok görüşürüz, merak etme. Kolay gelsin Şengül. Sağ olasın Nebahat Hanım. Vay 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 vay, siz de pek bir güzelleştiniz, gençleştiniz. Hayırdır inşallah? Aa, yok canım. Öyle mi diyorsun? Sağ ol Şengül. Aşklar mıdır, nedir acep? Vallahi bu aralarda herkesler maşallah. Kumru gibi, herkes aşık. Sen neler diyorsun bakayım öyle? Kim aşık kim, ha? Ne var senin dilinin altında, anlat anlat. Geçen köfteci de son anımı gördüm.
Ahmet Bey de karşısında el ele tutuşmuşlar. Böyle gözlerini kırpıştıra 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 bir kendinden geçmeler. Sanırsın Kumru yavuklu olmuş bunlar. Merhabalar hanımlar. Aa, Akif senin ne işin var evde ya? Gitmedin mi sen kulübe? Ya gittim de ne boşum, bir sıkıldım, darlandım, eve geri geleyim dedim ya. İyi, çok iyi yapmışsın. Ben de bölmeyeyim sizi. Zaten işim gücüm var mutfakta. Haydin görüşürüz. Hayatım sen ne darlıyorsun, ne yoruyorsun kendini? Sen patronsun ya. 7/24 durman gerekmiyor ki. Tatil ver azıcık kendine. Aynen. Ne boş, bugün tatil verdim kendime. Hadi ben gideyim soğuk bir şeyler alayım, geleyim yanına. Ay hadi gel, tamam. Al bana da. Tamam. Şengül Hanım. Korkuttum vallahi Akif Bey. Buyur. Hiç lafı uzatmayacağım Şengül Hanım. Nedir bu Elif meselesi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya Şengül Hanım bak, biz birbirimizi tanıyoruz. Anlamamazlıktan gelme. Ayla'nın yanında işe sokmuşsun bu kızı. Ne alaka? Ne alakası var? Anasını tanıyordum ben kızın. Nereden tanıyordun? Memleketliyiz. Memleketli, memlekettendi. Kadıncağız rahmetli oldu. Olmuş. Devam diyorsun yani. Anladım. Şengül Hanım, siz memleketli falan değilsiniz. Sen Yozgatlısın. Ben o kadının nüfus cüzdanına baktım. O kadın Yozgatsız. Hadi. Hadi ne biliyorsan anlat. Bak ne bahat içeride beni bağırttırma hadi. Ay, tamam tamam tamam. Akif Bey sende de hiçbir şey kaçmıyor. Ha, duydum ben, duydum. Sen Nebahat'la konuşurken duydum Berk'in bir kardeş olduğunu. Gece gözüm uyku girmedi. Sabahlara kadar dört döndüm yatağımda. Acıdım kıza. Gittim kızı buldum. Kızın da anası ölmüş. Dedim bari kardeş kardeş Berk'le yaşasınlar. Aldım kızı Ayla Hanım'ın yanına yerleştirdim. He. Nasıl ölmüş annesi? Düşmüş. Kafayı çarpmış kadın. Mukadderat. Vallahi Şengül Hanım benim burnuma çok pis kokular geliyor bu için. Mukadderat filan diyerek geçiştirilebilecek bir şey değil yani. Ya şimdi bak düşün. Bu kadıncağız başını çarpıyor ölüyor. Hem de Ayla'nın evine çok yakın bir yerde oluyor bu. Sonra sen kızı alıyorsun götürüyorsun. Ayla'nın yanında işe sokuyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Bence bu kadının ölümünde Ayla'nın parmağı var. Aa, tövbe estağfurullah. Hiç bakma. Hatta eli yükseltiyorum. Bence bu kadını Ayla öldürdü. Yok 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 üstüme ya. İyilik sağlık ben. Bilmiyorum böyle şeyler bilmiyorum. Aa, üzüğü unuttum ben prizde. Ben ne yapıyorum ben ya? Ömer, merhaba. Kardeşim bundan sonra burada çalışacak. Ona yardımcı olmanı istiyorum, tamam mı? Garsonluk mu yapacak? Emin miyiz bundan? Ne gülüyorsun lan? Çok mu komik? Sarp, sakin olur musun lütfen? Ahmet Bey, siz bunu buradan götürün. Başka bir yerde çalıştırın ya. Ömer, kardeşim burada çalışacak. Onu eğitmeni istiyorum ve yönlendirmeni istiyorum. Olur mu? Bunu yapma işte, bunu yapma ya. Sarp, ben ne diyorsam onu yapacaksın dedim. Anladın mı beni? Önce mutfakta başlasın. Ondan sonra buraya servisi alırsın. Ya mutfakta narin elleri şey olmasın arkadaşın sonra. Narin ellerini var ya. Sakin ol dedim sana. Sen de kardeşine iyi geçin, tamam mı? Hala kardeş diyor ya. Elimden geleni yaparım. Hadi geç mutfağa. Ya oğlum sen delirdin mi? Ya iyilik yapmak için ev boyatmak nereden çıktı Allah aşkına? Hiç gerek yok yani. Baksana duvarlarımız gayet iyi. Anneciğim haklısın. Haklısın da keyfimden yapmıyorum ki ben de. Öyle Orhan amca karşılıksız yardım kabul edecek bir insan değil. Ben de ne yapayım? Oturdum, düşündüm, aklıma bu geldi. Ya hadi be anneciğim ha. Hadi ne olursun kırma beni de bir boyatalım şu evin duvarlarını ya. Ha? Hem işsiz kaldı adamcağız biliyorsun okuldan da ayrıldı. Hadi kırma beni ne olur.
Ya oğlum tamam da iyi mi boyar, kötü mü boyar onu bile bilmiyoruz. Ya belki evimizi berbat edecek. Sen bunun farkındasın değil mi? Hayır hayır anneciğim, hiç berbat falan etmeyecek. Orhan amca gayet de tecrübeliymiş. Çok güzel boyayacak evi. Bu sessizliğini tamam olarak kabul ediyorum. Ve hemen Aybike'lere mesaj atıyorum yarın gelin diye. Hayır hayır hayır. Hayır oğlum bak ben daha karar falan vermedim. Lütfen bak yine oldu bittiye getiriyorsun. Emri vaki yapıyorsun bana. Yapma şunu lütfen. Anneciğim. Ben gerekli görmüyorum. Uzatmayalım istersen, olur mu? Ben nasıl bu evde Elif denilen o canavarla kalıyorsam, sen de evinin duvarlarını sevgilimin babasına boyatıver yani bir zahmet. Ne olmuş? Hayret bir şeysin. Neden hala yıkamadınız bu bulaşıkları Ömer? Kulüpte servis yapacak tabak yok ya. Ne bekliyor oğlum bunlar burada? Ben Sarp'ı yollamıştım buraya da unutmuş galiba. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Sen hemen başla hızlıca bunları yıkamaya. Sarp'ı ben göndereceğim yanına şimdi. İşim gücüm yok. Bir de senin arkanı toplayacağım. La ilahe ya. Sen de zorluk çıkar. Sen de zorluk çıkar. Aman biriniz yardım eder. Şişt. Ne ispikliyorsun oğlum beni şefe? Sabahtan akşama kadar burada bulaşık mı yıkacaktım ben? Burası benim babamın, babamın. Başlarım şimdi senin. Oğlum sen garsonsun garson. Her şeyi yapacaksın. Buraya da yıkayacaksın, yerleri de sileceksin. Her şeyi yapacaksın. Hadi ya. Oğlum o senin işin, senin. Sana yakışır bunlar, bana değil. Hadi çok konuşma. Şunların hepsini hallediyorsun. Ben sadece burayı hallediyorum, tamam mı? Hadi giy önlüğünü. Emir verme bana. Nasıl bağlıyorsun bunu? Arkadan tuttur işte. Ben de eldiven giyeceğim. Var şurada ha. Temiz mi bu? Temiz. Nasıl giyiyorsun ki oğlum bunu? O problemi ben de yaşadım. Dört parmaklı var bunda. Tek eldiven takacağım ben. Oğlum elim yandı ya. Uf mu oldun? Al, al. Lan oğlum sıcak sıcak. Ne oldu, uf mu oldun? Ya hadi işini yap hadi. Ben ıslanıyorum. Ben ıslanıyorum abi. Evet. Benim işim bitti. Sen de buraları hallet, sonra da servise geç. Tabii akşama kadar bitirebiliriz. Haydi kolay gelsin. İyi yıka. Benim bitti. Sen de akşama kadar bitirirsin ha? Bitiririm ya. Biter. Biter. Al lan bitti. Al bak. Al. 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 Bunlar da temiz değil mi? Böyle yıkanır mı lan? Temiz mi bu yani? Ha? Şimdi daha iyi oldu. Hoş geldin Şengülcüm. Hoş geldin de. Ne oldu hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Elif yok değil mi? Yok yok. İçeride o. Ne oldu? Ay çok kötü bir şey.
şey oldu, çok kötü bir şey oldu. Akif Bey anlamış ya da anladı, anlayacak eli kulağında. Ne diyorsun Şengül? Allah aşkına taksit anlatma şunu tek seferde. Söyle, hiçbir şey anlamadım. Neyi anlamış? Ne olmuş? Bu kızın anasını öldürdüğünü anlamış. Ay sus Şengül. Allah aşkına bir sus artık ya. Delirtme beni. Şöyle söyleyip söyleyip durma. Ben kimseyi öldürmedim diyorum. Vallahi adam işkillemiş. Beni köşeye sıkıştırdı. Dedi ki ben dedi Ayla'nın dedi ne hatlar yediğini biliyorum dedi. Hatta dedi elimi arttırıyorum dedi. O kızın dedi anasını dedi Ayla öldürdü dedi. Ne konuşuyor o da ya? Neyi biliyormuş? Neyi görmüş? Kanıtı mı varmış? Neymiş yani? Ne anlatıyor? Bu adamın her yerde gözü kulağı var. Çakal. Kaçmaz ondan. İsterse kanıt bile bulur vallahi. Neyin kanıtını bulacak Şengül? Hı? Ne oldu ki neyin kanıtını bulsun? Kadıncağız kendisi düştü, kafasına çarptı, öldü. Ne kanıtı? Bir şey yok ki bir şey bulsun. Ayrıca o Akif alçağı hiçbir şey yapamaz. Bir şey bulmaya kalkarsa, kurcalarsa ben onu durdurmasını çok iyi bilirim. Sen müsterih olsun. Sen yeter ki panik yapma Şengül. Allah aşkına panik yapıp da ağzından kimseye bir şey kaçırma. Çok rica edeceğim, tamam mı? Aa, dur dur. Yeme onu ayol, ne yapıyorsun? Aksesuar o. Bırak. Ne bileyim, sinirimden yiyorum işte. Tabii sinirsel bunların hepsi, kan şekerinde düştü. Ben bir Melisa çayı kaynatayım mı? Ha, içelim. Ne dersin? Ha ha. O relax yapıyormuş adamı değil mi? İçelim içelim, detoks olsun. Aynen aynen. Relax yapıyor. Böyle aksesuar mı olur ya? Süs diye mi koydu bunu oraya? Şef şu Ömer'i getirip bir azarlasa da keyfimiz yerine gelsin. Ha, geliyorlar vallahi. Al işte bak. Sen biraz evvel burada değil miydin? Ben de seni bunları yıkıyor zannediyorum. Meğer sen beni kandırıyormuşsun. Ben yıkadım ama bunları. Benim sana yalan borcum mu var? Al işte bak. Nedir bunların hali böyle? Ya şefim yemin ederim ben bunları yıkadım, durladım, koydum buraya. Bak yemin ediyorum sana ya. Ya bari sen yapma Ömer ya, Allah aşkına. Mutfak tabak bekliyor. Yıka tekrar bunları. Hadi acele et, elini çabuk tut. Hadi. Bana eziyet olsun diye sen yaptın değil mi lan? İyi de öldür, hakkını yeme. Helal olsun lan, çok zekisin vallahi. Oğlum bak seni var ya. Kavga mı edelim? Ha? Kırayım mı o tabakları kafanda? Ama işten kovulursan karışmam bak. Seni sonra döveceğim. Aynen. Buraları bitir, sonra döversin beni. Tabii akşama kadar biterse burası. Hadi bakalım, yıka ama güzel yıka. Böyle parlat bir şeyler yap, şey yaparız sonra, tamam mı? Hadi kolay gelsin Ömer'im. Beni neyle sınıyorsun acaba ya? Allah'ım beni neyle sınıyorsun sen ya? Bana bu yaptığına inanamıyorum baba, inanamıyorum. Cebimden paramı aldın, araba anahtarımı aldın, yürüyerek eve gidiyorum ya. Hayırdır? Deli gibi kendi kendine konuşmaya mı başladın artık? Sen nereden çıktın oğlum? Beni mi takip ediyorsun yine? He, baban Sarp'ın attığı her adımdan haberim olacak dedi, taktı beni peşine. Deli misin oğlum? Otobüs bekliyorum. Eve uçacağım mı? Otobüs mü? Bizim oradan geçer mi otobüs? Benim bindiğim geçer. Yürüsem ne kadar sürer ki? Ya, ılık ılık yürüsen iki saat sürer. Oğlum bütün gün ayakta çalıştım, ayaklarım su topladı. Bir de yürüyeceğim mi eve iki saat ya? Heh, geliyor bizimki. Son kararın ne? Geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum. Geliyorum maalesef. Önden buyur. Bak sakın gülme. Allah gülmez. Çok büyük Allah ya. Hop kardeşim. Nereye? Akbil basmayı unuttun. Akbil mi? Yok ki benim öyle bir şeyim.
Ben basarım, geç. Sen bas işte, neyse veririz, merak etme. Yürü. Tutun lan, tutun, düşeceksin. İlk defa mı otobüse biniyorsun? İlk defa biniyorum. Ben sevmem öyle otobüs falan. Ay, kıyamam sana ben. Allah işte böyle mecbur bırakır. Bak Ömer, sus. Harbiden sus bak. Ya geç otur hadi, kafanı gözünü yaracaksın. Gece gece iş çıkarma başımıza, geç. Kabus gibi gün, gerçekten kabus gibi. Nasıl çocuklar? İhtiyacınız olan tüm enstrümanlar bunlar değil mi? Evet hocam. Bu saatte buraya kadar sadece müzik odasını açmak için geldiniz. Teşekkür ederiz. Aynen vallahi hocam ya. Yani biz böyle sırtımıza kocaman bir şekilde Burak Hoca sağ olsun yazdırsak yeridir. Anca öderiz borcunuzu. Estağfurullah çocuklar. Okulumuzun öğrencileri için her türlü imkanı sunmak benim görevim. Madem bir şarkı yarışmasına katılıyorsunuz, burada güzel güzel çalışın bakalım. Hocam bu arada gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok kral adamsınız. Tamam, o zaman çocuklar buradaki çalışmanız bittiği zaman güvenliğe haber verirsiniz, tamam mı? Siz hiç merak etmeyin hocam, o iş bizde. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Şampiyonluk istiyorum. Anlaştık. Nasıl? Çok tatlı. Hadi bir an önce prova yapalım artık gençler. Hadi yapalım vallahi. Tövbe istiyorum. Nasıl? Ya delireceğim, vallahi billahi delireceğim ya. Hayranım ben bu Müge Anlı'ya ya. Ya böyle bir şey olamaz ya, böyle bir şey olamaz ya. Gündüz kaçırdığım zaman gece tekrarını izliyorum. Öyle bir sevda benimki yani. Ay yok artık ya. Olmaz ki ama ya bu kadar da. Aynen, aynen ne boşum, bu kadar da olmaz ya. Bak yine tuttu kulağından yakaladı suçluyu, görüyor musun? Helal sana be Müge, vallahi helal sana be. Ha sen benim telefonuma yok artık demiyorsun. Sen kendi şahsi telefonuna mı yok artık diyorsun? Ne oldu? Ay aman. Akif ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sormuş bulundum. Nebahat'cığım söyle bakalım ne oldu? Aman boş ver. Önemli değil zaten. Yani önemli de az önemli. Ben gerilmeye başlıyorum ama böyle olunca. Önemli değil, az önemli falan. Hadi söyle. Hadi söyle canım benim. Daha fazla merakta koma beni. Hadi söyle bakayım. Ya Akif, geçen gün pilateste bir tane kadınla tanıştım. Bir tane hisse senedi tavsiyesi verdi. Övdü, övdü, övdü. Ben de aldım. Ben yanlış duymadım değil mi? Pilateste tanıştığım bir kadında hisse senedi tavsiyesi mi aldın sen ne boş? Evet. Anlattı durdu. Ya sürekli katlıyormuş. Bire beş katıyormuş. Bak dedi param bu kadardı dedi. Şimdi bu kadar oldu dedi. Oo herkes alıyormuş filan. Böyle heveslendirdi beni. Heveslendim aldım. Paraları yatırdım buraya. Ben bakıyorum şimdi bu hiç artmıyor. Bu düşüyor. Benim param eridi gitti bitti. Para pul oldu. Sen beni delirteceksin mi Nebahat? Allah aşkına sen ne yapıyorsun be kadın? Sen beni delirtecek misin ya? Ya pilateste tanıştığın kadından hisse senedi acaba fikri almak nereden aklına geldi? Ya mümkün mü böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Sen beni delirtecek misin be kadın be? Ya ama onlar kazanmışlar. Akif sürekli artıyormuş. Beni böyle heveslendirdi. Aldım ben de ne yapayım? Ne boş. Bak sen benden gayet yüklü bir miktarda bir parayı aldın. Tamam, kabul. Şimdi normal şartlar altında senin o paranın üstüne koyman icap ediyor.
Zira kulüp var. Kulüpten iyi kazandığımızı düşünüyorum. Paramız var değil mi Neboş'cum? Ha? Var değil mi paramız bizim Neboş? İşte var yani biraz. Akmasa da damlıyor. Çorbayı kaynatıyor işte. Ne çorbası ya? Ya ne çorbası Allah'ını seversen ne çorbası ya? Senin benden aldığın parayla bak yıllarca ve yıllarca Afrika'daki çocuklar 3 öğün sıcak yemek yerdi be. 3 öğün yemek girer kursaklarından. Ne kadar paramız kaldı göster. Göstereceksin bana hemen göster o parayı. Hemen görmek istiyorum. Ya Akif. Nebat hemen. Telefonu ver. Ver bakacağım. Ama al. Kaçırma. Kaçırma gözlerini benden kaçırma. Vazo kırmış yavru kedi gibi. Akmaya da korkuyorum ha. Bakacağız artık. Bismillah. Şunun güzelliğine bak ya. Nasıl özlemişim var ya. Çaldın öyle. Şımartma beni. Sen harbi aşıkmışsın. Oo. Oo. Çalıyormuş ha. Harbi çalıyormuş. Öyle yalandan bir solo işte. Bir şey değil. Şimdi benim solomu dinleyin. Herkes hazır mı? Bravo! Bu grup tutmayacak ben size söyleyeyim. Gençler hadi gelin şu sözlere bakalım. Doruk sözleri sen yazmadın mı? Yok. Olcan kardeşim bana bırakın dedi. Hadi bakalım ne geliyor yolla. İnce ruhlu çocuklardık. Hayallerimiz vardı ama meğer hepsi rüya güya olmaz. Yine kaldık yaya ama tam böyle şey ya gibi. Yaya. Ya. Güzel. Devamı? Devamı yok bu kadar. Ne demek devamı yok oğlum? Doruk ne yapayım uyuyakaldım. Ya yok, iyi başlamışsın aslında. Ben bakayım bir. Ver bana. Meğer hep sürüyor. Yine kaldık yaya. Yaz bakalım. Biraz umut ekmiştik şuraya. Söküp almışlar usulca. Çok iyi. Şimdi şu... Hayat varmış. Bazen yokmuş. Ki? Yokmuş. Anlamaz kalbim, dünya niye böyle? Ya şaka bir yana bayağı iyi gidiyoruz ha. Sevgilim sen, sen bir şeyler ekle. Ama olsun. Bu son olsun. Üzülme. Sen üzülme, sen. Güneşin sözü var. Doğacak üstümüze. Geldi. Vallahi geldi. Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir hesap? Bu ne Nebahat? Bu ne Allah'ını seversen? EFT İtalya yazıyor. Karşısında 30.000 euro yazıyor. Sen ne yapıyorsun? İtalya'nın ekonomisini düzeltmek sana mı kaldı kadın? Ne bu para be? Akif, o İtalya'da Roma'daki kulübün üyelik parası.
Ne kulübü, ne Roma'sı, ne Bahat. Futbol kulübümü satın aldım. Bu ne biçim bir para be? Hayır Akif, o İtalya'da, Roma'da çok güzel, çok özel üyelikle girilen bir kulübün ödemesi. Nebahat'cığım, sakin. Biz İstanbul'dayız. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Neden İtalya'daki kulübe para yolluyorsun? Ay niye bağırıyorsun Akif ya? Allah Allah. E bayramlarda, tatillerde falan gidersek diye. Hem oranın içinde çok şık restoranlar var, çok güzel alışveriş için dükkanlar falan var. E gideriz belki diye. Tatillerde gideriz diye. Öbürü kışın kayak yaparız diye. Öbürkü ya yazın acaba çok sıcak olursa diye. Benim hesabı sen bitirmişsin be kadıncağız ya. Ay ne var ya Akif ya? Ne kadar abartıyorsun? Ya iki kuruş için şurada bağırdıkça bağırdın bana ya. Allah Allah. Ne var yani? Harcamışım. 40 yılda bir gönlümce deşarj olmuşum. Olabildin mi bari? Bari deşarj olabildin mi? O nasıl bir gönülmüş ne boş? O nasıl yüce bir gönül? O nasıl kocaman geniş bir gönül? Gönlün içinde at koştur. Böyle gönül mü olur ya? Ya bitirmişsin sen bizi, bitirmişsin be kadın be. Şu anda bitmiş durumda. Şu anda ölmüşüz. Ağlayanımız yok. Ne hale gelmişiz be? Abartıyorsun, vallahi abartıyorsun. Ekonomini benden kısarak mı yapacaksın? Ekonomimiz yok, kalmadı. Ekonomimiz bitmiş. Ne boşum, ekonomimiz bitmiş. Açlık sınırındayız şu an. Şu anda benim buna bir çözüm bulmam lazım. Böyle olmaz. Acilen bir çözüm bulmak. Ulan acaba İtalya'dan mı istesek geri 30 bin euroyu? Yollamazlar ki. Başka bir şey bulmak lazım. Oğlum çok özlemişim ben. Gerçi o kadar özlemişim ki iyi ki varsınız. Gerçekten çok özlemişim ben sizi. Oğlum sen kendi kendine tribe girdin. Bırak. Hadi hadi tamam, bitti gitti, anmayalım kötü günleri. Ah sen bıraksana. Süsen, çok geçmiş olsun, iyi misin? Çok teşekkür ederim Yasmin, iyiyim. Ah iyi bari. Bu arada Sarp'ın hiç haberi yoktu kazadan. Ben biraz önce onu arayıp söyledim. Çok geçmiş olsun diyordu. Teşekkür ederim. Kendisi diyemiyor mu ya? Ömer o kadar yabancı bir çocuk değil, arıza çıkarmaz. Ya o su dursa çıkarmam. Ama yok şey, uzaklaştırma aldı ya, o yüzden okulda olmadığı için ben ilettim. Allah Allah, dün mesaideydik biz, onunla da hiç söylemedim. Burak Hoca uzaklaştırma vermiştim peki. Bak gitgide var ya gözümde böyle yükselmeye başladı. Ya müdür olduğunu anlık unutsam onu da öpeceğim de. Ama çok zor. İşte evde ben ne çekiyorum görüyorsun değil mi? 7/24. Sen geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buranın tadı kaçtı ya. Gidelim mi? Gidelim Asya. Siz gerçekten uzatacaksınız yani, öyle mi? Bir şey vızıldıyor. Sinek. Sinek vızıldıyor. Hadi kantine gelin, gelin. Ben de bir Berk'e bakayım. Ben de gideyim o zaman. Tatlım. Günaydın sevgilim. Babam size gitmek için çıktı sabah. Vallahi ne kadar teşekkür etsem az Berk ya. Çok güzel motivasyon oldu babama. Rica ederim be sevgilim. Ben bir şey yapmadım hem. Çok iyi denk geldi sadece. Yani güzel zamanlama oldu yani. Bakalım şu yarışta kazanırsak şimdi artık her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Dükkanı da devralırız. Nasıl gidiyor peki? Dün hazırlıklara başladık diye mesaj atmışsın. Başladık. Şarkı da çıktı. İşte bakalım ne olacak? Çok heyecanlıyım. Sen şimdi mandolin mi çalacaksın gerçekten? Yok, mandolin çalmayacağım. İşte zil, mil falan ritim tutacağım. Ritim tutacaksın ha? Vay be! Dünyanın en güzel ritim tutan sevgilisine sahibim demek. Çok havalı. Evet, öyle. Görelim bakalım. Hadi bir tut bakalım nasıl tutuyorsun ritmi. Vereyim mi sana? Videoda görürsün, sürpriz olsun. Maşallah, maşallah Orhan Bey. Ne kadar çok malzeme getirmişsiniz. Ya alt tarafı bir boya badana işi değil mi? Yani ne gerek vardı ki bu kadar çok malzemeye? Yok Ayla Hanım ya, burası bayağı büyük. Ben hatta az bile malzeme getirmişim sanki. Allah razı olsun sizden Ayla Hanım. Orhan'ımın çok zor zamanlarıydı. Yani sağ olun, eksik olmayın. Böyle çok iyi oldu bu badana işi. Ne güzel. Aynı renk olacak değil mi duvarlar, konuştuğumuz gibi? Tabii tabii, aynı. Siz öyle istediniz diye gittim, aynısından aldım.
Yani bilemiyorum, sanki böyle daha cıvıl cıvıl bir şey yapsanız daha güzel olmaz mı? Hani buna bakınca böyle insan içi bayılıyor ya. Ne kadar kötü bir renk yani. Tabii siz böyle beğeniyorsanız mı bana? Söz düşmez. Yok, ben çok seviyorum duvarlarımın rengini. Aksine ben baktığım zaman içim açılıyor. O yüzden aynı renk alsın, tamam? Tabii tabii, siz nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Tamam, o zaman ben şu tabloları indirmekle başlayayım. Sen de şu naylonu parkenin üstüne ser hadi. Aa, ne yapıyorsunuz Orhan Bey? Aman yavaş, dikkat edin. Yani dikkatli olun. Yavaş yavaş, şey ağırdır bunlar. Allah korusun ya, ayağınıza falan düşmesin. Yok yok, merak etmeyin. Hafif zaten ya. Dikkat ederim ben, tamam. Merak etmeyin. Tamam, peki. Güzel. Oldu o zaman. Siz yerleşin. Kolay gelsin. Dikkatli dikkatli. Ben yukarıdayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Hadi. Size de iyi istirahatler. Hastane rengine boyatıyor evi ya. Gerçi bizim de pek yabancı olduğumuz bir renk değil buranın. Hadi şunları serelim. Nereye istiyor bunu? İşte sen şuraya. Buraya mı boyayacaksın? İşte şimdi indirdik orayı. Şimdi Tahsin abi, ben senin söylediğini düşündüm, taşındım. Yani bu yaştan sonra boğulacaksan büyük denizde boğulacaksın. O yüzden abi ben senin bu kumarhane teklifini kabul ediyorum abi. Aklın yolu birdir kardeşim. Ben zaten senin kabul edeceğini biliyordum. Akıllı adamsın vesselam. Eyvallah, eyvallah. Zaten yani hani büyük kazancın illaki bir riski, öyle değil mi? Olacak yani. Kesinlikle. O zaman abi istersen şartları konuşalım artık. Ben hem mekan kirası isterim, hem de kasadan pay isterim abi. Bakıyorum sen de bayağı gözü açık çıktın. abi kazan kazan diyorsun ya, biz kazan mı yak mı ya? Ha? Anlaştık. O zaman hayırlı olsun ortak. Hayırlı olsun. Ben hemen ekibime haber vereceğim. Yapılacaklar için seninle irtibata geçecekler, tamam? Şahane, çok güzel. Yalnız abi benim bir ricam olacak senden. Bu mevzudan kulüpte sadece benim haberim olacak. Tek yetkili benim. Benden başkasının ruhu duymayacak, gözünü seveyim. Sır saklamak bizim işimiz kardeşim. Merak etme sen, merak etme. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ay Şevvacığım, vallahi sormayayım sormayayım diyorum ama bizim Şengül bir şeyler söyledi. Ahmet de bu Suzan yeniden mi birlikteymiş ne? Ben şok. Şengül'e kadar gitti yani haber ha? Ay vallahi tam da konuşamadık ama bir yerlerde mi görmüş ne? Öyle bir şeyler anlattı. Aman ben de niye şaşırıyorsam. Çocuklar bile biliyor artık, haberleri var yani. Aa, ay çocuklara da mı söyledi utanmadan? Peki ne diyor onlar? Ne desinler? Üzülüyorlar, kahroluyorlar. Oh, oh. Peki sence bu Ahmet gerçekten ciddi mi, yoksa sana nispet olsun diye falan mı yapıyor? Aman yok be, ne ciddisi? Bence öyle bir heves yani, gelip geçici bir heves. Ya ben öyle düşünüyorum. Bak öyleyse sen sakın peşini bırakma hayatım. Evliliğinin peşinden koş. Eninde sonunda kazanacaksın. Bak gör. Yok şekerim yok. Benim kocamın peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Aman sakın sakın. Zamanında benim de kocamı elimden almak isteyenler olmuştu ama bak ne oldu? Sonunda ben kazandım. Sen de kazanırsın hayatım. Sen bir kendine gelsene Nebahat. Ben senin kocanı elinden almadım. Ben kimsenin kocasını elinden almadım. Senin kocan seni bırakıp bana geldi. Ayrıca hatırlatayım, en son sen benim kocamı elimden aldın. Bak senin de dediğin gibi o zaten benim kocamdı ve yaptığı hatayı anladı, ne boşçuna geri döndü. Yani erkeklerin yaptığı şey bu, dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına geri dönmek. Hah işte, yani bende de aynısı olacak. Ahmet dönüp dolaşacak, yine bana geri dönecek. Bravo. Bravo Şevval'cim. Sen böyle inanmaya devam et. O kadar haklısın ki. Vallahi görüşürüz Suzan'cığım. Ne diyeyim?
Ha şunu da söyleyeyim ayrıca, ben hala kocamla ve çocuklarımla birlikte yaşıyorum. Yani bize gelmek istersen evimize önceden haber ver de seni şöyle güzelce bir ağırlayayım. Yani bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorsan diye söylüyorum. Yanılıyorsun diyorum. Siz ikiniz birbirinizi ne güzel bulmuşsunuz ya. İki yüzlülüğün yüz bulmuş hali gibisiniz. İkinizi de görmeye tahammülüm yok artık benim. E görme, görme hayatım, güle güle. Buranın büyük ortağı benim zaten. Kimse seni zorla tutmuyor. Ay hem suçlu hem güçlü, yüzsüz dedi ya bize. Suzan, sen burada değil misin? Of Ahmet ya, of Ahmet. Ne oldu Suzan, bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu. Karın. Pardon, yani senden boşandığını kabullenememiş eski karın bana her bulduğunda gelip laf sokmaya devam ediyor. Artık ben çok sıkıldım Ahmet bu durumdan. Ya kimse bana gelip de her bulduğu fırsatta kinini kusamaz. Stres topu değilim ben, nefret duvarı değilim. Anlıyor musun? Evet, yani tabii ki. Yani değilsin tabii ki. Anlıyorum. Artık ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Benim sinirlerim alt üst vaziyette. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmıyorum Ahmet. Tamam da Suzan, neden bana bağırıyorsun? Ya ben de desteklemiyorum onları. Ben sonuna kadar senin arkanda duruyorum. Sen de biliyorsun bunu. Durmuyorsun işte. Durmuyorsun Ahmet. O kadın hala daha sizinle birlikte aynı evde yaşıyor. Senin bizimle ilgili hiçbir gelecek planın yok Ahmet. Lütfen beni bir süre arama. Görüşmek istemiyorum. Ben birazcık doğru ilişkide miyim değil miyim düşünmek istiyorum. Hoşça kal. Vallahi çok sağ ol Yasmin ya. Şu kamera işini hallederek bizi öyle bir dertten kurtardın ki. Yok ya hiç. Ne olacak yani? Hatta ben basit bir montaj da yaparım. Gayet şık bir şey olur diye düşünüyorum. Hadi artık başlasak mı? Aynen ya, hadi bir an önce başlayalım artık. Oğulcan abi, ben seni telefonla çekebilir miyim? He tamam, olur. Dur. Çocuklardık, hayallerimiz vardı, meğer hepsi rüya. Bak yine kaldık yaya, biraz umut ekmiştik, söküp almışlar usulca. Hayat varmış bazen yokmuş, anlamaz kalbim dünya niye. Hayallerimiz vardı, meğer hepsi rüya. Bak yine kaldık yaya, biraz umut ekmiştik, söküp almışlar usulca. Hayat varmış bazen yokmuş, anlamaz kalbim dünya niye. Sözü var bize.
yazıyor bize. Doğacak yine üstümüze, sen üzülme. Güneşin sözü var bize. Hadi izlesek mi? Bakayım. Gelin bakın. Aa, güzel. Bayağı iyi olmuş be. Eline sağlık Yasmin. Rica ederim. Sevgilim de çok güzel söylemiş yine. Ya, hepimiz iyiydik. Sarp niye geldi ya? Ha, ben çağırdım ya onu. Zaman kaybetmemek için. İşte bir an önce bilgisayara aktaralım. Montajını yapayım ben, basit bir montaj. Sonra da klibi size atayım istedim işte. Kesin kazandık, ben sana söyleyeyim. Zaten bak iki saatimiz gibi bir şey kaldı. Hemen git şunu gönder. Evet, o zaman ben uçuyorum. Bu arada bence bayağı iyi oldu. Ay. Kardeşin işte. Ne bu? Düğün salonuna çevirmişler okulu. Müzik yarışmasına katılıyorlar da ben de videolarını çektim. Müzik yarışması mı? Hmm. Böyle bayağı bir emek vermişler falan. Beste yapmışlar, ben de kliplerini çektim işte. E sen hani bunlara gıcıktın? Ne oldu? İki dakika mı sürdü gıcıklığın? Yardımcı oldum çünkü yarışmaya katılmalarını istemiyorum. İstemiyorsun. Yardım ettim, klibini çektim diyorsun. Evet. Şimdi şöyle ki, senin beni eve götürürken indirdiğin yerde ben gaspa uğradım. Ve her şeyim çalındı. Dolayısıyla videonun olduğu hafıza kartı da gitti. Sen var ya. Sen var ya benden entrikacı çıktın. Allah helal olsun sana be Yasmin. İşte. Aferin aferin. Kazanamasınlar yarışma marışma. Beter olsunlar. Haydi. Hadi gidelim, zaten şüphelenecekler şimdi boş. Kolay gelsin. Oo Elif, hoş geldin güzel kızım. Yeni mi geldin okuldan? Evet, yeni geldim. Hatta temizliğe bile başladım. Ha, ya iyi ki geldin. Şu sıva için harç karacağım da bana böyle bir kova, bir leğen gibi bir şey verebilir misin ya? Tabii, tabii vereyim de. Orhan amca, sen bana kızgın değil misin? Niye kızayım yavrum ben sana? Şey, okuldan atıldınız ya. Ben Sarp'ın yaptığını biliyordum. Biliyordum ama kimseye hiçbir şey söylemedim ben. Neyse be kızım. Yani geçmiş bitmiş mesele. Ben artık kurcalamıyorum o işi. Şey, teşekkür ederim ben ama özür de dilerim aynı zamanda. Nasıl bir kap lazım? Ha şey... Ya dur neyse, sen en iyisi bana yerini göster de küçük büyük bilemezsin sen şimdi. O zaman şey yapalım. Ben sizi Ardiye'ye götüreyim, beraber bakalım. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin Şengül Usta. Sağ olasın Orhan Usta. Orhan amca, sen şuradaki dolapların içine bir bak. Ben bunu bırakayım, geleyim sonra tekrar, tamam? Tamam. Elin ne hızlı Orhan'ım, bitirdin mi üst katı? Ya yok kız, biter mi hiç ya, biter mi? Sıva için harç karacağım da bir kovalayan, ona bakacağım. Ben bulurum, ben bulurum. Allah aşkına şunu sen kar. Vallahi kafam şey oldu. Hayat. Bakıyorum leğene. Da yok. Buraya koyduyduk galiba. Heh, olur. Kadın çantası değil mi bu? Ya Şengül, Allah'ını seviyorsan bana çemkirme artık. Zaten perişan oldum. Serpil'in çantası burada kaldı.
Telefonu da burada. Ya biri bana ulaşırsa? Ne bileyim, telefonun sinyalinden falan. Ya birileri beni bulursa? Ne yapacağım ben? Ya kadını öldürmüşsün. Bir de peşime düşecekler diye paniğe kapılıyorum. Ne biçim insansın sen? Ya bu çanta buraya bırakılır ayrı Allah aşkına ya. Ah canım be. Kızıyla fotoğrafını koymuş buraya. Ha? Bir şey mi dedi Şengül? Orhan amca. Ne yaptın? İşin yarar bir şey buldun mu? Şengül bakıyor kızım. Ha? Hadi kaçtım ben. Şengül teyze, iyi misin sen? Niye far görmüş tavşana döndün? Ha, iyiyim ben, çok iyiyim ya. Boya karıyorum ya. Kafa gitti. Yani rengi güzel ama kokusu falan hani şey yapıyor. Neyse, ben biraz daha kafa bulayım. İyi madem. Ya bak şimdi, ben şimdi bunlara yalan söyleyeceğim ya. Ha. Kapkaça uğradım, hafıza kartı çalındı falan diye. E benim üstüm başım hiç kapkaça uğramış gibi değil ki. Sen harbi manyaksın. Harbi manyaksın ya. Aa. Ah. Şimdi daha iyi oldu sanki ha. Deli. Harbi deli yani. Ha dur. Oh, çok iyi. Yasmin, beni çok korkutuyorsun. Saçım da gitti be. İyi oluyor ha. Üstüm başım pislenmeden öyle yere düşmeden kapkaç mı olur ha? Ay anasını. İşte şimdi tam olduk. Hadi bakalım. Nasıl? Oldu değil mi? Hadi hazırız. Ay Yasmin arıyor. Klip hazır herhalde. Ha. Alo Yasmin. Asiye. Asiye çok kötü bir şey oldu. Ne olmuş ya? Yasmin ne oldu? İyi gözükmüyorsun hiç. Ya abim beni eve bırakırken eve yakın bir yerde indirdi. Ben de oradan eve yürüyordum. Eve yürürken kapkaça uğradım. Ne? Ya çantamı almaya çalıştılar. Yerlerde sürüklendim. Çok didindim, uğraştım ama kamerayı aldılar Asiye. Çok geçmiş olsun Yasmin ya. Geçmiş olsun. Ya çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ne olur beni affediniz. Kameranın görüntüleri de gitti. Çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yani sadece kötü, bayağı kötü oldu. Tamam, sen üzülme şimdi. Sana bir şey olmamış sonuçta. Gerisini düşünme, tamam mı? Yani kısmetimizde yokmuş. Ama ne olur beni affedin. Çok kötü hissediyorum kendime. Tamam, sen toparla kendini önce. Sonra konuşuruz, tamam? Tamam. Konuşuruz. İnanamıyorum ya. Olmadı. Yine olmadı. Yani kızın durumunu gördünüz. Ne diyeyim ki? Allah kahretsin ya. Kesin kazanacaktık. Babam da çok sevinecekti. Her şey çöp oldu. Bütün emekler boşa gitti. Ben Ömer'le Tolga'yı falan arayayım mı? Bir çözüm bulabilirler mi? Bu saatten sonra nasıl bir çözüm bulabilirler ki? Bırak çocuklar mutlu geçirsinler bari mesailerini. Ben gerçekten inanmıştım bu sefer. Kazanacağımıza, artık bir şeylerin olacağına.
babamın yüzünün güleceğine. Neyse Yasmin'e bir şey olmamış Allah'tan. O ne? Benim çektiğim video. Hadi be. Sen video mu çektin? Evet. Ya ben sana kurban olurum ya. Ben şimdi kurban olurum ben sana. Kurban olurum. Olcan. Artık yeni öğretmenimiz Emel Eren değil mi? Oh helal olsun. Dur nefes alsın çocuk bir dakika. Emel iyi misin? Emel. Aferin sana ya. Aferin sana be. Seni yerim. Hayatımızı kurtardın kızım. Öpeceğim. Ben de öpeceğim. Yatıştır. Oh. Pardon. Ketçap alabilir miyiz? Hey, baksana. İçecek menüsü istemiştik oğlum biz. Bir saattir bekliyoruz burada. İşim var görmüyor musun? Bitsin, halledeceğiz. Manyak mısın kardeşim? Menü versene. Manyağım lan. Manyağım. Beğenmiyorsan bas git. Hadi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne biçim konuşuyorsun sen bizimle? La oğlum. Salın beni ya. Salın beni. Hadi. Uğraştırmayın. Bak bir sürü insan var burada. Sen bir baksana. Sen gel de ben bir seni salayım. Güvenlik. Şu arkadaşları bir dışarı alsana. Mekanın huzurunu bozuyorlar. Lan oğlum ne diyorsun sen? Kim kimin huzurunu bozuyor? Arkadaşlar sizi dışarı alabilir miyim? Çok fena kaşındın oğlum sen. Haberin olsun çok fena kaşındın. Haydi. Şişt. Giderken menüyü de alın. Yolda okursunuz. Ya oğlum sussana adam müşteri bir sus ya. Müşteri ise müşteri lan. Mekan da benim. Şu masaya bir ketçap versene. Hemen getiriyorum. Böyle tek başına içersin işte. Güzelim kadını üzersen böyle tek başına kalırsın. Ahmet, bir şey mi oldu? Oldu. Çok şey oldu Şevval. Ay ne oldu? Hayırdır? Daha ne olacak? Seninle tekrardan bir araya geldik ya. Bundan daha kötü ne olabilir ki Allah aşkına? Bana söyler misin? Ay yeter ama Ahmet ya. Vallahi eve girdiğim anda üzerime gelmeye başlıyorsun. Ya senin benimle derdin ne? Benimle alıp veremediğin ne bilmiyorum ki. Asıl senin benimle alıp veremediğin ne acaba Şevval, ha? Sen onu bir düşün bence. Ya ne istiyorsun benden ya, ha? Düş yakamdan, düş. Ne istiyorsun benden? Ve ayrıca sen neden gidip Suzan'a abuk subuk şeyler söylüyorsun, kadını üzüyorsun, üstüne gidiyorsun, neden yani, ha? Bizim seninle olan ilişkimiz bitti Şevval, tamam mı? Bitti. Ya bir düş yakamdan ya. Allah Allah ya. Yakandan düşmek ne demekmiş? Görürsün sen Ahmet. Bekle bakalım. İnşallah atmamışsındır Ahmet o ilaçları. İnşallah burada duruyordur. Buradasınız. İşte duruyor. Şimdi bu ilacı içip mışıl mışıl uyumaya, sabah da mutluluktan havaya uçmaya hazır ol Ahmetciğim.
Ahmet! Dur! Düşeceksin, dur. Ne oldu? İçki almaya gideceğim. Daha ayakta bile duramıyorsun Ahmet. Ver bardağını, ben sana içki koyayım, hadi. Tamam. Getireyim ben sana, dur. Artık bu gece olacaklardan ben sorumlu değilim Ahmetciğim. Hiç kusura bakma. Al bakalım. Afiyet olsun. Hanım. Ay, sağ ol kızım. Eline sağlık. Ya keşke böyle dağınıklığın içinde içmeseydiniz, yukarıda içseydiniz kahvenizi. Ay yok, yukarısı leş gibi boya kokuyor. Aman Berk'in antin kuntin işleri işte. Yani kız arkadaşının babasına iyilik yapacak diye şu düştüğümüz hale bak. Nasıl yani, ben anlamadım. Siz zaten boyatmayacak mıydınız ki evi? Ay yok ayol, ne boyatması Allah aşkına. Gayet iyiydi benim duvarlarım. En kötü sonra bir İtalyan duvar kağıdı kaplatırım diye düşünüyordum. Belki iyilik yapacak diye adama, işte şu haldeyiz. Yani anlayacağın, yardım projesi niyetine ev boyatıyoruz. Oğlumun vicdanı rahat etsin diye, işte durduk yere. Orhan amca. Sen... Şey, bir şey mi istemiştin? Ondan mı gelmiştin? Buna hiç gerek yoktu Ayla Hanım, gerçekten. Buna hiç gerek yoktu. Siz bizi yanlış anlamışsınız. Bizim sadakaya ihtiyacımız yok ki. Rahatsızlık verdik, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Hadi yürü. Orhan Bey, yok bakın siz beni çok yanlış anladınız. Ya ben öyle demek istemedim. Şengülcüğüm, ben öyle demek istemedim. Yanlış anladınız beni. Söylediğin o kadar ayıp, o kadar ayıp ki. Esefle kınıyorum seni Ayla Hanım. Adamı düşürdün, hale bak. Ay vallahi. Vallahi ben canımı okuyacaktım şimdi. Of. Ay Allah kahretsin ya, tutamadın dilini Ayla. Ahmet. Hadi kalk yatırayım ben seni yukarıya, hadi. Ben kendim giderim. Gel sen, gel. Bırak. Ayakta duramıyorsun, gel. Ben yatarım ya, bırak. Of. Başım çok dönüyor ya. Döner tabii, o kadar çok içtin ki. Dur yavaş ya, yavaş dur. Başım çok dönüyor. Tamam Ahmet, tamam. Şey var, olmuyor artık. Bitti, tamam mı? Artık seninle olmuyor. Tamam, anladık ya. Bitti. Hadi çıkart şu ceketini. Yat bakayım. Yat sen şöyle. Sen yoluna. Ben yoluma Şevval. Artık seni affedemem. Bitti Şevval, bitti. Bir sus
Bizim adın Ahmet ya. Canım benim ya. Nasıl özlemiş beni. Vallahi ben sana demiştim be Suzancığım. O yine döner dolaşır, bana sarılır demiştim yani. Bak, eve dönmek için şu akbil mi ne? Ona ihtiyacım olduğu için beraber çıkıyoruz. Aklına başka bir şey gelmesin, tamam? Dolaylı yoldan bana muhtaçsın işte. Bir şey mi dedin? Ya seninle gezmeye çok bayılıyormuşum gibi konuşma, tamam? Anladık Akbil için. Hadi, hadi. İyi. Akif amca, bu büyük ortaklık hiç yaramadı sana. Sen şimdi çoktan kaçmış olurdun. Ne yapıyorsun bu saatte? ne yapayım bu saatte? Ne yapılır? Ya şey, daha şey yapıyordum ya. Ömer'im, hesaplara bakacağım da birazcık tenalaşsın diye bekledim ya. Kalabalık da olmuyor, biliyor musun? Kafam karışıyor. Ha, anladım. Tolga'ya da izin vermişsin Bahar'ın yanına gitmesi için. Çok sağ ol Akif amca. Ne olacak oğlum? 2 saat erken çıktı ya. Bir şey yok onda. Eyvallah. Biz kaçalım, otobüsü kaçıracağız. Hadi. Kolay gelsin. Hadi bakayım. Hadi sağ ol. Ulan Tahsin, nerede kaldın sen ya? Ağaç ettin bizi, ağaç ettin bizi. Tahsin, ağaç ettin bizi. Ha, Tahsin abim. Abim. Abim neredesin ya? Gözlerim yollarda kaldı, seni bekliyorum. Ha? Evet evet, kulüpteyim ben. Kulüpteyim, tamam. Tamam abicim, hadi görüşürüz, bay bay. Birazcık vaktin de ya, verdiğin sözü tutacaksın ya. Daha ne kadar çalışacaksın? Vallahi bilmiyorum. Ahmet Bey daha ne kadar eziyet etmek isterse o kadar. Ya abartma oğlum, ne eziyeti ya? Aa bak. 4 eziyet geliyor. Beyler. Artık işiniz olmadığına göre rahat rahat konuşabiliriz değil mi? Vallahi bizim işimiz var. Eve gidiyoruz. Önce bir yarım kalan işimizi halledelim. Sonra nereye istersen gidersin. Tamam, büyütmeyelim ya. Herkes işine baksın. İşimiz sizsiniz ya. Sizi dövmek. Hadi beyler, başlayalım artık. Vurunca kaçıyoruz. Sakiniz. Sakin. Lan! 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 Oğlum kime sataştığınıza dikkat edin. Duydunuz mu beni? Boş boş artistlik yapmayın. Haddinizi bilin. Hadi hadi, polise haber verecek bunlar, hadi. Yürü yürü. Kaç kaç kaç. Ömer. He. Oğlum sen niye geri geldin? Sen dayak yeme diye ben dayak yedim ya. Oğlum sen beni korumak için mi dayak yedin? Evet.
Yoksa ben hepsini döverdim oğlum onları. Aynen. Kesin döverdin. Ne gülüyorsun oğlum? Soldaki yumruğu görmedim. Ondan şey oldu. Aa. Oh, senin de kaşı almışlar. Hadi ya. Ya sen niye geri geldin oğlum? Biz de yarı yolda bırakıp kaçmak olmaz Ömer kardeş. Aa. Allah. Şaşırttın beni ha. Sen de beni. Ben Kadir abimden böyle gördüm oğlum. Kardeşlik böyle oluyor. Kardeşim diye sarılmayacaksın değil mi şimdi bana? Yok, o kadar değil. Oy. Yalnız iyi dayak yedik ha. Bayağı güzel dayak yedik. Bir rahatlattı ama. İyi geldi yani. Oh. Ama bak ilk defa birlikte bir şey başardık. Kardeş kardeş çok güzel dayak yedik. Ben ne yaparsam en iyisini yaparım demiş miydim? Bende de öyle. Genetik galiba. Genetik. Bakayım sana. Çok acıyor lan burnum. Sırtıma vurdu ya. Kaymış mı? Kanıyor mu ya? Bayağı kanıyor. Benim yabılmış mı? Bakın çocuklar, ışıkların altına gelen yerlere masalar, kolonların olduğu yerlere de makineler yerleştirilecek. Anladınız mı? Anlaşıldı patron. Hadi bakalım. Akif kardeşim, bütün operasyonu kafamda yaptım ben. Gerekli bütün ekipman en kısa zamanda buraya gelecek. Allah Tahsin abi, ben sana ne diyeyim ya? Ben senin ticari zekan karşısında şapka çıkarıyorum. Ben sana saygı duyuyorum Tahsin abicim. Şu saatten sonra anca para sayarım, başka da bir şey yapmam ben ha. Hiç merak etme Akif kardeşim. Müthiş olacağız, müthiş. Bu saatten sonra İstanbul'un en ünlü, en zengin iş adamları buraya gelip bu mekanda oynayacaklar. Onlar oynadıkça da biz de kazanacağız, öyle değil mi abi? Aynen öyle kardeşim. Paraya para demeyeceksin diyorum sana. İhya olacaksın, ihya. Hadi bakalım. Çok pardon. Estağfurullah. Paraya para demedikten sonra canım derim. Efendim aşkım, balığım, peteğim, Emret Sultanım. Hı. Ne kadar dedin? Kaç para? 300 bin ha. Al, tamam. Çantalar feda olsun sana bebeğim. Çok kazanınca da böyle de harcıyorsun be Akif kardeşim. Kısmıyorsun yani. Abicim kazandıktan sonra kısmayacaksın zaten. Ne gerek var kısmaya şu saatten sonra? Çok güzel olacak be. Vallahi çok güzel olacak ya. Hadi bakalım. Aman yavaş. Güzel güzel olacak. Adamın suçu yok ki. Vallahi adamın suçu. Eski karısı geldi üstüme. Ben de sert çıkıştım çok. Ne yapsam acaba? Arayıp bir özür mü dilesem? Yine ne istiyorsun sabah sabah Şevval ya?
Ahmet. Ahmet, sana gerçekten inanamıyorum. Ya müşteriyle yaşanan ufak bir tartışma, abartılacak bir şey yok. Ya nasıl yok ya? Ya gözüne falan bir şey olsaydı? Olmadı ama. Ya iyi de Ömer, bu kulübün güvenliği falan yok mu? Sen garson değil misin? Niye sorunlu müşterilerle sen tartışmaya giriyorsun? Ya fıstığım, anlattığıma pişman ettirme. Bir şeyim yok işte, iyiyim. Geçti gitti. Tamam. Aa, şey, alarm çalıyor. Alarm kurmuştum da. Yarışma sonuçları açıklanacak. Baksana. Kesin kazandık. Hadi bak bak. Dur bir saniye. Ya sayfa kilitleniyor ya. Tamam, yenileyip dur, yenileyip dur. Kızım tamam, sakin, yeniliyorum ama olmuyor. Hah, açıldı. Ne diyor? Kaybetmişiz. Öf, hadi ya, ben çok emindim kazanacağınıza. Ya kesin video formatından oldu. Keşke Yasmin'in çektiklerinden koyabilseydik. Benim yüzümden mi kaybettiniz yani? Evet, senin yüzünden kaybettik. Keşke olmasaydın. Kızım şaka yapıyorum. Sen bizim prensesimizsin. Olur mu öyle şey? Fıstığım, sen aslında bizi kurtaracak hareketi yaptın ama işte... onlar profesyonel kamerayla istiyormuş. Telefonla değil. Sıkma sen canını, tamam mı? Neyse, gel biz like'larımıza bakalım. Kaç almışız? Oraya da mı koydunuz? Hı hı. Dün akşam Olcan abiyle beraber internete koyduk ama sadece yengemle telefon Cemher abi beğendi. İnşallah on olur. Dur ben de beğeneyim, artı bir olsun. Bu kim ya? Efendim? Evet benim. Harbi mi? Ha, tamam o zaman ben bir bakayım, ondan sonra sizi arasam olur mu? Tamam, görüşmek üzere, hoşça kalın. Kim Olcan o? Elim ayağım titriyor, şu attığımız videoya bir kontrol et bakayım. Ne alaka ya video? Ne? 1 milyon mu? 1 milyon mu, ne? Hayır. Harbiden 1 milyon lan. Ya arayan çok ünlü bir müzik şirketi yapımcısıymış, bizi işte albüm yapmak için çağırıyor. Bir dakika, bir dakika. Yani biz şu an meşhur mu olduk? Vallahi olduk yani, baksana olmuşuz. Ha, seni çağırmadılar bu arada. Şaka şaka. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın. Regal sundu. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.